Her şeyin üzerinden yıllar geçtikten sonra Urfalı Mateos, onların denizdeki kum taneleri kadar kalabalık olduklarını kaleme alacaktı. Bizans İmparatoru Alexius'un kızı Anna, sayılarının gökteki yıldızlarla karşılaştırılabileceğini ileri sürecek, imparatorluğun seçkinlerinden Zonoras ise güneşi dahi karartacak büyük bir çekirge sürüsüne benzediklerini kaydedecekti. Sayılarının kalabalık olmasının yanı sıra beraberlerinde Batı Avrupa'nın bağrında yıllar boyunca zihinlerine işlenmiş olan öfke ve nefreti taşıyacaklardı. Ve bu nefret neredeyse gittikleri her yerde yıkım, vahşet ve katliamla somut bir hale gelecekti. Londra, Paris, Köln, Roma, Milano gibi Avrupa'nın büyük şehirlerinde hayat bulan insan seli, Macaristan ovalarından İstanbul'a, oradan da Anadolu'ya akan devasa nehirlere dönüşecekti. Yatağında sudan ziyade kemik, kan ve gözyaşı biriktiren nehirlere. Tüm bunların başlaması içinse tek bir kıvılcıma ihtiyaç vardı. Ve o kıvılcım, 1095 yılının sonlarında Fransa Clermont'a doğru yolculuk eden bir adamın düşüncelerinde şekilleniyordu. Papa II. Urbanus, 1095 yılının Mart ayında Piçenza'dayken Bizans İmparatoru Alexius'un sözlerini taşıyan birkaç elçiyi kabul etmişti. İmparator oldukça endişeliydi. Mührünü taşıyan mektup, bir zamanlar Bizans sancakları altında uzanan Anadolu'nun artık bir Türk yurdu olduğunu bildiriyordu. Dahası, gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecek yıllarda Türk atlılarının Avrupa içlerinde görüneceğine dair uyarılarda bulunuyordu. Zira Malazgirt Savaşı'ndan daha 10 yıl geçmeden Türkler, başkent İstanbul'un çok yakınındaki İznik şehrini ele geçirip Boğaziçi kıyılarına kadar ilerleme imkanı bulmuştu. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın kuzeni Süleyman Şah, Anadolu'da Türk hakimiyetini kurmanın yanı sıra 1081'de Bizans İmparatoru Alexius Komnenos ile yaptığı Dragos Suyu Anlaşması'yla ona bu gerçeği kabul ve tasdik ettirmişti. Ancak 1086'da Süleyman Şah ve 1092'de Büyük Sultan Melikşah'ın ölümü Selçuklu Devleti'nin kudretine gölge düşürmüştü. Çok geçmeden Melikşah'ın çocukları Berk Yaruk, Muhammed Tapar ve Sancar arasında patlak veren iç savaş, Anadolu'nun savunmasız kalmasına neden olmuştu. Piçenza'daki görüşmenin içeriği yalnızca bir uyarıdan ibaret değildi. Alexios aslında açık bir şekilde Papa'dan askeri destek istiyordu. Selçukluların içinde bulunduğu mevcut durum, belki de bir daha ele geçmeyecek türden bir fırsattı. Papalık ve Avrupa'nın Hristiyan devletlerinin sağlayacağı paralı asker yardımı, Türklerin sonsuza dek Anadolu'dan atılmasına yardımcı olabilirdi. Ve imparator bunun için derhal harekete geçilmesini tavsiye ediyordu. Ancak Papa Urbanus'un zihninde Alexius'un istediğinden çok daha fazlası vardı. Onun yaşadığı 11. yüzyıl Avrupası, ekonomik, sosyal ve çoğu bölümünde siyasal olarak çökmenin eşiğine gelmiş bir yapıya karşılık geliyordu. Viking istilaları birkaç yüzyıldan bu yana Avrupa'nın kuzeyine epey hırpalamış durumdaydı. Bu yıllarda kuzeyin serin rüzgarları beraberinde daima korku ve dehşet taşıyordu. Frank İmparatoru Charlemagne döneminden sonra siyasi yapıda meydana gelen ani çözülmeler adli mekanizmaya da yansımıştı. Güçlünün güçsüzü ezdiği acımasız bir düzen hakimdi. Avrupa boyunca bütün köy ve kasabalar yağma ve hırsızlıkla beslenen azılı haydut çetelerinin saldırısı altında yakılıp yıkılıyordu. Tüm bunların yanı sıra toprak sahibi olmayan soylular eline her fırsat geçtiğinde taraftar toplayarak diğer aile bireylerine saldırıyor, Batı dünyası adeta yıkım ve ateşle hayat bulan zehirli duman sarmalının içinde zorlukla nefes almaya çalışıyordu. Dahası Urbanus tarafından temsil edilen papalık kurumu da bu yıllarda tehlike altındaydı. Kutsal Roma Germen imparatorlarının yükselişi yeni bir dünyevi rakibin doğuşu anlamına geliyordu. İmparator 4. Henry ile girdiği çatışma nihayetinde Roma'dan uzaklaştırılmasına sebep olmuştu. Bu yıllarda Avrupa'da çeşitli gezilere çıkmış, destek toplamaya çalışmıştı. Ancak aradığı şeyi hiç ummadığı anda Piçenza'da bulmuştu. ...1095 yılının Kasım ayının sonlarına doğru Clermont'a vardığı sırada uygulamayı düşündüğü plan kafasında oldukça netleşmiş durumdaydı. Alexius'un talebini yerine getirmek, güçlü bir müttefik nezdinde Avrupa'daki konumunu güçlendireceği gibi Doğu Kilisesi üzerinde de etki kazanmasını sağlayacaktı. Fakat Urbanus daha fazlasını istiyordu. Avrupa'nın damarlarında biriken kötü enerjinin farkındaydı. Ve bu enerjinin biraz cesaretlendirme ile farklı bir tarafa yönlendirilmesinin bazı avantajlar sağlayacağını biliyordu. Bu yönlendirme, eğer planladığı gibi gerçekleşirse ona düşlerinin ötesinde bir güç sağlayabilirdi. Bu amaçla Clermont'ta toplanan konsülün 9. günü olan
27 Kasım tarihinde konuşmasını bekleyen heyecanlı kalabalığa hitap etmek amacıyla kürsüye çıktı. Günümüze Papa'nın burada yaptığı konuşmanın 5 farklı versiyonu ulaşmıştır. Hatta bunların bir kısmı o gün orada bulunmayan bazı tarihçiler tarafından kaleme alınmıştı. Her biri farklı şekilde ifade ediyor olsa da konuşmanın içeriğinin Türkleri hedef aldığı konusunda hemfikirdi. Papa'nın sözleri nefret ve öfkeyle doluydu. Sanki bizzat kendisi şahit olmuş gibi Türklerin hükmü altında yaşamanın korkunçluğunu vurguluyor, Bizans için nedenli tehlikeli olduklarını abartılı bir şekilde anlatıyor, Doğu Hristiyanlarının Batılı kardeşlerinden yardım beklediğini söylüyordu ve bütün bunlara ek olarak kutsal bir hedef gösteriyordu: Kudüs. Kudüs şehri esasen 638 yılında Hazreti Ömer tarafından fethedildiğinden bu yana Müslüman yönetimindeydi. Uzun zamandan beri Hristiyan hacılarının giriş çıkışlarına karışılmadığı gibi güvenli şekilde hac yapmaları için gereken tüm tedbirler de alınıyordu. Şehrin Selçuklular tarafından ele geçirilmesi hacıların durumunda bir değişikliğe neden olmadı. Şehrin yeni yöneticileri hac ziyaretinin maddi getirisini derhal fark etmişlerdi. Eski sistemin devamını sağladıkları gibi güvenlik önlemlerini de arttırmışlardı. Bu yüzden Kudüs'ü ziyaret edenlerin yanı sıra orada yaşayan Hristiyanlar da oldukça iyi muamele görüyorlardı. Aslında Doğu Hristiyanlarıyla Türkler arasındaki ilişki, Orta Doğu'nun çeşitli şehirleri boyunca benzer bir manzaraya sahipti. Fakat Clermont'ta Papa Urbanus tarafından çizilen tasvir nefretle yoğrulmuş ve süslü kelimelerle zenginleştirilerek insanların zihinlerine kazınmıştı. Papa'nın sözleri bittiğinde vaazı dinleyenlerin her biri Türklerin Hristiyan kanına susamış cani bir topluluk olduğuna ikna olmuş durumdaydı. Konuşmanın ardından kısa süreli derin bir sessizlik oldu. Urbanus'un dudakları arasından hırs ve öfkeyle dökülen sözcükler halen havada asılı duruyordu. Sonra içlerinden biri Deus Vult diye haykırdı. Tanrı istiyor. Çok geçmeden bu slogan Avrupa'nın dört bir köşesinde yankılanacaktı. Urbanus'un Clermont'ta yaptığı çağrı aslında askeri seferden çok bir haç yolculuğunu teşvik ediyor gibi görünüyordu. Fakat Papa'nın istekleri oldukça tuhaftı. Vaazlar sırasında yalnızca genç ve güçlü olanların yola çıkmasını, ne olursa olsun silah taşımalarını, yolculuğun kadınlara, çocuklara ve yaşlılara uygun olmadığını vurguluyordu. Sefere katılacak olan herkesin günahları affedilecek, arkalarında bıraktıkları mallar kilisenin korumasında olacaktı. Toulouse Kontu Raymond sefere katılacağını açıklayan ilk Haçlı lideri oldu. Bu istekli görüntünün ardında aslında seferin dünyevi lideri olma arzusu yatıyordu. Ancak Lepuy Piskoposu Ademar seferi kilise adına yönetmesi için çoktan görevlendirilmiş bulunuyordu. Urbanus'un yaptığı çağrı özellikle Batı Avrupa'da büyük bir heyecan yaratmıştı. Raymond'dan sonra Fransa ve İtalya'nın güçlü baron ve lordları tek tek sefere katılacaklarını ilan eden duyurularda bulundular. Her yerde sefer hazırlıkları başlamış durumdaydı. Yola çıkış tarihi olarak ise 15 Ağustos 1096 tarihi seçilmişti. Papa, Bolonyalılara yazdığı bir mektubunda ortaya çıkan coşkunun kendisini bile endişelendirdiğini söyleyecekti. Ancak ne olursa olsun Urbanus'un planı işe yaramıştı. Onun sözleri şimdi Avrupa'nın dört bir yanında en ateşli vaizler aracılığıyla halkın kalbine işleniyordu. Bu vaizlerin birçoğunun adı günümüze ulaşmamıştır. Ancak içlerinden biri oldukça önemliydi. Bu, Pierre adında bir keşişti. Sonraları ona kafasına taktığı bir şapkadan dolayı Pierre l'Ermite yani Münzevi Pierre adı verilecekti. Fransa'nın Amiens şehri yakınlarında doğmuş, hayatının büyük bir bölümünü burada geçirmişti. Papa'nın çağrısını duyduğu gibi hayatındaki tek mal varlığı olan yaşlı eşeğini atlamış ve köy köy, şehir şehir dolaşarak Haçlı seferini vaaz etmeye başlamıştı. Pierre ufak tefek esmer bir adamdı. Elbiseleri her daim pis ve çamur içinde olurdu. Et ve ekmek yemez, çoğunlukla balık ve şarap tüketirdi. Tarihçiler yüzünün üstüne bindiği eşeğe şaşılacak derecede benzediğini kaleme almışlardı. Ancak tüm bunlara rağmen gittiği her yerde destek buluyor, Fransa'nın köylerinde yaptığı konuşmalarını yüzlerce insan heyecanla dinliyor ve yine yüzlercesi mallarını ve ailelerini gözlerini dahi kırpmadan arkalarında bırakarak onu takip ediyordu. Pierre'i şahsen tanıyan Haçlı tarihçisi Gibertus Novigenti, Pierre ne derse desin, ne yaparsa yapsın, gözümüze daima yarı ilahi görünürdü diyerek onun vaazlarının nedenle etkili olduğunu ortaya koymuştu. Kısa süre içerisinde onun bu karizmatik yönü bindiği eşeğin dahi hürmet görmesine neden olacaktı. Papa'nın isteğinin aksine Pierre'in vaazları daha geniş halk kitlelerini kucaklıyordu. Kadın, çocuk, yaşlı ve hatta köleler dahil olmak üzere herkes bu sefere katılmalıydı. Bu Tanrı'nın isteğiydi. Pierre'e göre Tanrı ne olursa olsun onlara yardım edecek ve zaferler kazanmalarını mümkün kılacaktı. Ancak birçoğunun askeri deneyimden yoksun olmasının yanı sıra ceplerinde 5 kuruş paraları ve yiyecek kuru ekmekleri dahi olmadığı gerçeği göz ardı ediliyordu.
12 Nisan 1096'da Köln'e vardıklarında Pierre, etrafında kendini dahi şaşırtacak olan muazzam bir kalabalık olduğunu fark etti. Burada ilk kez bir liderin yaşadığı zorluklarla karşılaşmaya başladı. Takipçilerinin birçoğu köylüler, kadınlar ve kölelerden oluşuyordu. Ancak içlerinde haydutlar ve caniler de bulunuyordu. Böylesi bir topluluğu zapt etmek ve beslemek kolay değildi. Hızlı bir şekilde hareket edilip derhal doğuya ulaşılması gerekiyordu. Tam da bu esnada Walter Sansevier önderliğindeki Fransızlar onu beklemeden doğuya doğru hareket etme kararı almışlardı. Bu gelişme Pierre'in yükünü biraz da olsa azaltmıştı. Almanya'da kalıp daha fazla destekçi toplamak için vaazlar vermeye karar verdi. Böylece bir Haçlı seferi kapsamında doğuya doğru hareket eden ilk grup Fransız Walter Sansevier'in emrindeki birkaç şövalye ve birkaç yüz piyade olmuştu. Bu kafile 5 Mayıs'ta Kral Koloman'ın izniyle Macaristan topraklarına girdi ve Bizans sınırı olan Belgrad'a kadar sorunsuz bir şekilde ilerledi. Ancak Belgrad'daki Bizans valisi Avrupa'dan gelecek askeri yardımın Ağustos civarında ulaşacağı bilgisini almıştı. Dahası henüz hiçbir hazırlık yapılmamıştı. Hasat tamamlanmamış olduğu için Walter ve adamlarını besleyecek mahsulü dahi yoktu. Kısa bir süre içinde bunu fark eden Fransızlar derhal Belgrad sınırındaki araziyi yağmalamaya başladı. Sonunda Bizans kuvvetleri bunlara müdahale etmek zorunda kaldı ve yapılan şiddetli çarpışmada Walter'ın adamlarından birçoğu öldürüldü. Tam da bu esnada Konstantinopolis'ten bir haber geldi. İmparator, Haçlıların bir peçenek refakat birliğinin gözetiminde başkente getirilmesini emrediyordu. Böylece Walter ve adamları Bizans refakatçileri eşliğinde Temmuz ayı ortalarına doğru efsanevi kent Konstantinopolis'e varmış olacaklardı. Mayıs'ın 20'sinden itibaren Pierre'in idaresindeki çok daha büyük bir ordu Avrupa içlerinden Tuna'ya doğru harekete geçmişti. Macar kralı Koloman bunları da hoşgörüyle karşıladı ve topraklarından geçmelerine izin verdi. Ancak 20 Haziran'da Semlin'e ulaştıklarında sorunlar yaşanmaya başladı. Bölgedeki Macar valisinin Haçlı birliklerini sınırlama isteği patlamaya hazır olan bu agresif grubun derhal harekete geçerek 4000 Macar'ı öldürmesiyle sonuçlandı. Her şey bir anda olup bitmişti. Kısa süre sonra öfkenin yerini korku ve panik aldı. Kral Koloman'ın intikam alacağı düşüncesiyle hemen Macar topraklarını terk etme kararı aldılar ve Sava Nehri'ni geçerek Bizans arazisine girdiler. Burada yaşananlar, Pierre'in bu kalabalık güruh üzerindeki etkisini neredeyse tamamen kaybettiğini göstermektedir. 26 Haziran'da Belgrad'a giren Haçlılar, yerel halk tarafından boşaltılmış olan şehri yağmalamaya başladı. Bizans birliklerinin önlerinden çekilmesi onları cesaretlendirmişti. Bu nedenle Niş'e varıncaya kadar yol üstündeki köy ve kasabalara saldırdılar, mahsullerini çalıp halkını katlederek etrafa adeta dehşet saçtılar. Bütün bunların üstüne bir de Niş şehrine saldırmaya teşebbüs etmeleri Bizans valisinin sabrını taşırdı. Hali hazırda Niş civarında konuşlanmış olan ordunun başına geçen vali, hızlı fakat kesin bir saldırı sonucunda kısa sürede Pierre'in adamlarının büyük bir çoğunluğunu katletti. Hayatta kalanlar ertesi gün toplanarak yeniden yola koyulduğunda sayıları 7000 civarına düşmüştü. Yolculuğun bundan sonraki kısmı daha sakin geçti. Bizans valisinin hiddetiyle sindirilmiş olan grup 12 Temmuz'da Sofya'ya vardı. Buradan itibaren refakat gruplarının kontrolünde Edirne üzerinden ilerlemeye başladı ve nihayet 1 Ağustos 1096'da Konstantinopolis'e ulaştı. Pierre Lhermitte'in 1096 ilkbaharında yola çıkmasından sonra Almanya'da Haçlı seferlerine duyulan ilgi devam etti. Pierre'in geride kalan adamı Gottschalk ile diğer bazı vaizler doğuya gidecek başka ordular toplamaktaydı. Fakat Alman Haçlılar hemen yola çıkmayacaklardı. Bundan önce hesabı görülmesi gereken bir mesele vardı. 1096 yılının bahar aylarında Ren ve civarındaki arazi geride kalan Haçlıların gazabıyla adeta bir av alanına dönüştü. Hedeflerinde Yahudiler vardı. Aslında birçok farklı şehirde yaşayan Yahudi cemaatleri dönemin Avrupa'sında ekonomik açıdan oldukça faydalı bir unsurdu. Ancak zaman içinde bunlar yaptıkları ticaret sayesinde gittikçe daha zengin olmuşlar, bunun sonucunda Hristiyanların öfke ve nefretini üzerlerine çekmişlerdi. Şimdi Hristiyanlar açısından intikam almak için bir fırsat doğmuştu. Pierre'in arkasından hareket eden Volkmar ve Gottschalk komutasındaki Haçlılar bu fırsatı değerlendirmek istiyordu. Bu nedenle 1096 Mayıs'ında Ren ve Bavyera bölgesinin altını üstüne getirdiler ve burada bulunan Yahudilerin büyük bir bölümünü katlettiler. Kilise her ne kadar onlara engel olmaya çalıştıysa da sergiledikleri vahşet önlenebilecek seviyede değildi.
Şehirlerin sokakları kanla sulanmış durumdaydı ve bu manzara Ren Havzası boyunca uzanıyordu. Daha sonra Macaristan'a yönelen Haçlılar benzer davranışları burada Hristiyanlara karşı göstermeye başladı. Ancak Kral Koloman'ın sabrı artık tamamıyla taşmış bulunuyordu. Nihayetinde organize Macar birlikleri, Volkmar ve Gottschalk komutasındaki Haçlı güruhunu son adama dek ezecek, doğuya gitmek umuduyla çıktıkları bu yolculuk Macaristan ovalarında son bulacaktı. Bu esnada halkın Haçlı seferinin son dalgası Almanya'da harekete geçmiş durumdaydı. Lessingen kontu Emich idaresindeki bu birlikler kısa süre içerisinde vahşet ve katliamın somut resmini Avrupa'nın bağrına kazıyacaklardı. Hedefte yine Yahudiler vardı. Speyer, Worms, Mainz, Köln, Trier ve Metz gibi Avrupa'nın ünlü birçok şehri bu acımasız Haçlı güruhunun kılıçları altında adeta kanla yıkandı. Nihayet ruhlarında kabaran öfke, arkalarında bıraktıkları ceset yığınlarıyla bastırılınca Macaristan'a yönelebileceklerdi. Ancak burada işler umdukları gibi gitmeyecekti. Emich ve beraberindekiler şimdiye dek harekete geçen en büyük Haçlı ordusuydu ve içlerinde diğer gruplara oranla çok daha fazla hırsız, haydut ve katil bulunuyordu. Bunun farkında olan Kral Koloman, Macar topraklarından geçmelerine izin vermediğini Haçlılara kesin bir şekilde bildirdi. Fakat Emich bu uyarıya aldırış etmedi. Sınırı geçti ve bir meydan okumu olarak Wieselburg Kalesi'ni kuşattı. Öfkesinden gözü dönmüş olan Koloman'ın hiddeti bu kez daha yıkıcı oldu. Emich zar zor da olsa Almanya'ya kaçmayı başardı. Ancak onu takip edenlerin büyük bir çoğunluğu Macar ordularının saldırıları altında Wieselburg surlarının önüne gömüldü. Volkmar, Gottschalk ve Emich'i takip eden grupların Macar orduları tarafından katledilmesi Avrupa'da Haçlı seferlerine olan inancın biraz da olsa solmasına sebep oldu. Hatta bazıları dile getirmekten çekinseler de seferlerin Tanrı'nın isteği olmadığını düşünmeye başlamışlardı. Alman Haçlıların Macaristan ovalarında kılıçtan geçirildiği sırada Konstantinopolis'in surlarının ardında endişeli bir bekleyiş hakimdi. Alexius'un Papa'dan istediği yardım paralı asker desteğiyle sınırlıydı. Fakat şimdi başkent surlarının önü doğru düzgün kılıç kullanmayı dahi bilmeyen çapulcu bir toplulukla doluydu. Çoğu kadınlar ve çocuklardan oluşuyordu. Onları bir araya getiren tek şey dini inançlarıydı. Türklerle mücadele edemeyecekleri daha ilk bakışta anlaşılıyordu. Alexius, Pierre'le görüşerek birkaç ay içinde Konstantinopolis'e varacak olan asıl Haçlı gruplarını beklemelerini önerdi. Bu mantıklı bir öneriydi. Pierre, beraberindekilerin mücadele gücünün farkındaydı. Bu nedenle diğerlerini beklemeye karar verdi. Bundan sonra Haçlılar, Bizans birliklerinin kontrolünde Haliç kıyılarında kamp kurdular. Alexius onlara karşı iyi davranıyordu. Belli gruplara ayrılarak şehri gezmelerine dahi izin verdi. Ancak Haçlılar surların içinde ya da dışında rahat durma niyetinde değildi. Sözde Doğu Hristiyanlarına yardım etmek için gelmişlerdi. Fakat Ortodokslara karşı duydukları nefret kendini açıkça belli ediyordu. Kısa süre içerisinde Haliç civarında yağma ve katliama giriştiler. İçlerinden bazıları ortada hiçbir sebep yokken civardaki Ortodoksların evlerini kundaklamaya başladı. Bu durum taraflar arasında gerginliğe neden oldu. İki grup arasındaki çatışmaların arttığını fark eden İmparator Alexius derhal fikrini değiştirdi ve 6 Ağustos 1096'da bütün Haçlıları gemilere bindirerek boğazın diğer yakasına geçirdi. Bundan sonraki kamp alanları Yalova civarındaki Kibetos karargahı olacaktı. Alexius Haçlılara karşı öfkelenmiş olsa da onlara burada sakin bir şekilde diğer Haçlı gruplarını beklemelerini ve Türklere bulaşmamalarını tavsiye etmişti. Ancak bu tavsiye boşunaydı. Pierre'in kafile üzerindeki etkisi artık iyice azalmış durumdaydı. Bir süre sonra içlerinde gruplaşmalar başladı. Fransızlar, Almanlar ve İtalyanlardan ayrı hareket ediyordu. Çok geçmeden civardaki kasabaları yağmalayıp halkını katletmeye başladılar. Yoksul halk üzerinde sergiledikleri bu katliamlar her geçen gün cüretlerinin artmasına neden oluyordu. Nihayet Eylül ayında mevcudu 1000 civarındaki bir Fransız grubu İznik surlarına kadar yanaşarak burayı yağmalamaya başladı. İznik garnizonu bunu fark edince Fransızları püskürtmek için bir birlik çıkardı. Ancak bu birlik başarısız oldu. Böylece Fransızlar hem köylerden hem de Türk askerlerinden ele geçirdikleri ganimeti geriye döndüklerinde Alman ve İtalyanlara sattılar. Bu durum iki grup arasındaki ayrılığın artmasına neden olacaktı. Hatta artık birbirlerine karşı duydukları öfkeyi saklama gereği dahi duymuyorlardı. Hissettikleri kıskançlığın hırsıyla etrafa saldıran 6000 kişilik bir Haçlı grubu sonunda güneyde yer alan ve Kserigordon adı verilen bir kaleyi ele geçirdi. Bu grubun çoğunluğu Almanlardan oluşuyordu. İçlerinde bir miktarda İtalyan bulunuyordu. Ele geçirdikleri kale sarp bir alana inşa edilmişti. Zaptı kolay değildi. İçerisi aylarca yetecek yiyecek stoğuyla doluydu. Bu nedenle Haçlılar burayı üs haline getirmeye ve yağma akınlarını buradan organize etmeye karar verdiler.
Fakat felaketin haberi hızlı bir şekilde Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan'ın kulağına çalınmıştı. Muhammed adındaki komutanını derhal kaleyi geri alması için görevlendirdi ve bölgeye gönderdi. Onun emrindeki Türk birlikleri 29 Eylül günü Kseregordon önlerinde toplanmış durumdaydı. Her ne kadar kalenin zapt edilmesi zor olsa da Haçlıların bilmediği bir şey vardı. Kalenin içinde su temin edilebilecek bir kuyu yoktu. Bölgedeki yegane su kaynağı kaleden birkaç kilometre uzaklıktaki vadide bulunan bir kuyuydu. Ve bu kuyu şimdi Selçuklu askerlerinin kontrolündeydi. Her ne kadar beraberlerindeki papazlar Alman ve İtalyan Haçlıları cesaretlendirmeye çalışsalar da sonunda susuzluk ağır bastı ve 6 Ekim'de silahlarını bırakarak teslim olmaya karar verdiler. İçlerinden Müslüman olmayı kabul edenler serbest bırakıldı. Diğerleri ise ya esir alındı ya da kılıçtan geçirildi. Fakat Türk birlikleri burada yaşananları gizli tutmaya kararlıydı. Etrafa dilden dile dolaşan bir dedikodunun fısıltıları yayıldı. Kısa sürede Kibetos karargahına Kseregordon Kalesi'nin Haçlıların elinde olduğu söylentileri ulaştı. Hatta İzni'yi dahi aldıkları konuşuluyordu. Ve dahası Almanlar bu ganimeti kimseyle paylaşma niyetinde değildi. Haber karargahtaki Fransızları dehşete düşürmüştü. Bu nedenle ganimetten pay alabilmek için derhal İzni'ye yöneldiler. Fakat kısa süre sonra gerçekleri öğrendiler. Korku ve panik bir anda tüm Haçlı karargahını kapladı. Almanlar ve İtalyanlar katledilmişti. Fransızlar sırada kendilerinin olduğunu biliyordu. Pierre para yardımı almak için Konstantinopolis'e gitmişti ve karargâhtaki kimse ne yapılması gerektiğini bilmiyordu. Ancak kısa bir süre sonra buraya niçin geldiklerini hatırlayacaklardı. Yola çıkarken amaçları Türklerle savaşmak değil miydi? Papa onlardan bunu istemişti. Zaten ölseler bile kendilerine cennet vaat edilmişti. O halde korkmalarına gerek yoktu. Artık burada olma amaçlarını yerine getirebilirlerdi. Yani Türklerle savaşabilirlerdi. Kibetos'tan güneye, İzni'ye giden en kısa yol dağlar arasındaki bir vadi geçidiydi. Haçlı ordusu şövalyeler önde, yayalar arkada olmak üzere bu yol üzerinden İzni'ye gitme kararı aldı. Henüz pek az ilerlemişlerdi ki yolun ormanlarla kaplı Drakon Vadisi'ne girdiği yerde Türk askerlerinin pususuna düştüler. Haçlılar daha ne olduğunu anlayamadan birdenbire ağaçların arasından üzerlerine oklar yağmaya başladı. Türk okçuları önce atları hedef aldı. Yaralanıp yere düşen ve birbirine giren atlar binicilerini sırtlarından attı ve bunun ardından Türkler hücuma geçti. Şövalyelerin çoğu Türklerin hücumuna direnmeye ve cesaretle savaşmaya çalıştılarsa da ordunun üzerine çöken panik havasını önleyemediler. Dehşete kapılan Haçlı ordusu nihayet korku içinde Kibetos'a doğru kaçmaya başladı. Ancak kurtuluş bu kadar kolay olmayacaktı. Vadiden kaçan Haçlılar karargaha ulaştıklarında gün ağarıyordu. Arkalarında atlar üzerinde onları takip eden Türkler vardı. Haçlıların doğuyu fethetmek umuduyla yerleştikleri Kibetos birkaç dakika içinde yerle bir oldu. İçlerinden bazıları civardaki ormanlık alana kaçarak hayatını kurtarmayı başardı. Yine de Pierre'in ordusundan geriye fazla bir şey kalmamıştı. Ertesi gün Bizans sarayına ulaşan bir elçi olan biteni imparator ve Pierre'e anlatacaktı. Böylece halkın Haçlı seferi henüz Anadolu'nun giriş kapısında sona ermişti. Türklerin zaferi kesindi. Avrupa'dan harekete geçen orduların söylencesi Kılıç Arslan'ı artık endişelendirmiyordu. Fakat batıdan doğuya akmakta olan insan seli onun düşündüğünden çok daha büyük felaketleri beraberinde taşıyordu. Halkın Haçlı seferi sona ermişti. Ancak şimdi baronların seferi başlıyordu. ...1096 yılının Ağustos ayının sonlarına doğru sayıları birkaç yüz civarındaki seçkin bir Haçlı birliği Fransa'dan yola çıktı. Bunlar birkaç ay önce Keşiş Pierre Lhermitte önderliğinde toplanan ve doğuya doğru hareket eden fanatik Haçlılardan çok farklı görünüyorlardı. Yüzlerinde mağrur bir ifade vardı. Zırhları toprağı kavuran güneşin ışıltısında parıldıyordu. Atları dahi kendileri gibi zırhlarla kuşanmıştı. Bunlar Fransa Kralı 1. Philip'in vassal şövalyeleriydi. Liderleri ise Kral Philip'in kardeşi Hugh de Vermandois'ydı. Yola çıkmadan evvel Konstantinopolis'e ulaklar göndermiş, taşıdığı asil kana uygun bir şekilde karşılanması talebinde bulunmuştu. Ancak işler pek de umduğu gibi gitmeyecekti. Güney İtalya'daki Bari şehrinde bindiği gemi Adriyatik'te fırtınaya yakalanmış, Drac civarında karaya oturmuştu. Kısa süre sonra Bizans valisinin emriyle etrafı devriye gezen birlikler tarafından bulunduğunda perişan bir durumdaydı. Bundan sonra bizzat imparator tarafından görevlendirilmiş olan saray memuru Manuel Butumites'in refakatinde Konstantinopolis'e götürüldü ve umduğunun aksine orada sessiz sedasız, sade bir törenle karşılandı. Dahası şimdi attığı her adım izleniyor, gittiği her yer
söylediği her söz imparatora bildiriliyordu. Komnenos hanedanına mensup İmparator 1. Alexios oldukça zeki bir adamdı. Papa'dan Türkleri Anadolu'dan çıkarmak için talep ettiği yardım, şimdi Avrupa'nın bağrında hızla büyüyen bir çılgınlığa dönüşmüştü. Takip eden birkaç ay boyunca Konstantinopolis, Avrupa'dan akan insan selinin birleşme noktası olacaktı. Bunların bir kısmı, binlerce fanatiği arkasına takmış bir şekilde imparatorluk sınırına doğru ilerleyen topraksız aristokratlardı. Alexios, nihayetinde asaletleri dünyevi mal varlıklarından daha fazla olan bu soyluların ilk fırsatta ona ihanet ederek ele geçirilen topraklarda kendi krallıklarını kuracaklarını tahmin edebiliyordu. Bu nedenle şehirden geçmelerine izin vermeden önce her birinden sadakat yemini almaya karar verdi. Bağlılığını ilk sunan ise İstanbul'a ulaşan ilk Haçlı komutanı Hük de Vermandois olmuştu. Bu olayın üzerinden birkaç gün sonra 23 Aralık 1096 tarihinde kalabalık bir Fransız birliği şehir surlarının önüne ulaştı. Başlarında arzuları Avrupa'daki küçük arazisinin çok ötesinde olan hırslı bir Frank vardı. Lorient dükü Godfrey de Bouillon. Ona Bologna kontu 3. Yustaş ve kardeşi Baldwin eşlik ediyordu. Fransa'dan yola çıkan bu devasa ordu Macaristan ve Bizans arazisini sorunsuz geçmiş, Konstantinopolis'e ulaştıktan sonra Halic civarında karargah kurmuştu. İmparator Alexios'un kızı Anna Komnena, yıllar sonra bu kalabalık grupların gökteki yıldızların sayısından daha fazla olduğunu yazacaktı. Nitekim böylesi kalabalık orduların başkentinde toplanması Alexios'u endişelendirmeye başlamıştı. Bir an önce Anadolu'ya nakledilmeleri gerektiğini düşünüyordu. Derhal Hük de Vermandois'ı Godfrey'in karargahına göndererek kendisine vassallık yemini etmesini istedi. Fakat Godfrey, imparatorun teklifini reddettiğini kesin bir dille soydaşına bildirdi. Böylece sefere çıkış niyetini de iyiden iyiye açığa vurmuş oluyordu. Buna karşılık Alexios, şehrin hemen dışında konuşlanmış olan Haçlı birliklerine gönderdiği yemek yardımını kesti. Böylece kısa süre içerisinde Godfrey'den sadakat yemini almayı umuyordu. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktı. Ertesi gün Godfrey'in kardeşi Baldwin önderliğindeki Haçlılar şehrin varoş bölgelerinde katliama başladı. Surların hemen dışında yükselen alevler çok geçmeden Konstantinopolis halkının yüreğinde filizlenen korkunun dallanıp budaklanmasına sebep oldu. Alexios bu saldırıları ancak Haçlılara yaptığı yiyecek yardımını yeniden başlatarak durdurabildi. İki tarafta niyetini belli etmişti. Her geçen gün Doğu Romalılar ile Haçlılar arasındaki gerilim artıyordu. Alexios, Ocak ayında teklifini yeniledi. Fakat Godfrey'in kararı değişmiş değildi. İmparatorun buna cevaben yemek yardımını yeniden kesmesi, çatışmaların eskisinden daha şiddetli bir şekilde yeniden başlamasına sebep oldu. Konstantinopolis'in banliyölerinde biriken ceset sayısı her geçen gün artıyor, surların dışında Godfrey ve Baldwin'in adamları tarafından çıkarılan yangınların yarattığı is kokusu Blaherne Sarayı'nın koridorlarına ulaşıyordu. Buna ek olarak Godfrey'in Konstantinopolis'e saldırma girişimi imparatorun sabrını tamamen taşırdı. Takip eden günlerdeki çatışmalar Doğu Roma ordularının üstünlüğüyle sonuçlandı. Godfrey'in elinde oynayabileceği başka bir kozu kalmamıştı. Böylece kardeşi Baldwin başta olmak üzere maiyetinde bulunanlarla birlikte imparatora sadakat yemini etti. Ve bundan birkaç gün sonra Konstantinopolis'i terk ederek boğazın öte yakasına geçti. Alexios'un zamanlaması oldukça isabetliydi. Zira Lorraine'li Fransızların Anadolu'ya geçişinden hemen sonra Güney İtalya Normanlarının reisi Bohemund 9 Nisan'da Konstantinopolis'e vardı. Ordusunun büyük bir bölümünü yeğeni Tancred idaresinde Keşan yakınlarında bırakmıştı. Amacı bir an önce başkente ulaşıp imparator ve diğer Haçlı reisleri arasında neler olup bittiğini öğrenmekti. Anna Komnena'nın tasvirine göre Bohemund o günlerin dünyasında görülen hiçbir erkeğe benzemiyordu. Görünüşü hayranlık, adı ise dehşet uyandırıyordu. Omuzları ve göğsü geniş, kolları güçlüydü. Ne sıska ne de şişmandı. Ancak çarpıcı cazibesi vahşi tavırları tarafından gölgeleniyordu. Bazen kahkahası dahi etrafındakilerin dehşete kapılmasına sebep oluyordu. Alexios ile aralarında kökleri uzun yıllara dayanan bir düşmanlık vardı. Bizzat Bohemund tarafından idare edilen birlikler birkaç yıl önce Yanya ve Arta şehri civarında Bizans birliklerini bozguna uğratmış, Norman süvarisi Teselya'nın altını üstüne getirmişti. Ancak şimdi kader 1097 baharında
bu iki düşmanı Konstantinopolis'te bir araya getiriyordu. Birbirine karşı duydukları nefret bakiydi. Fakat artık iki centilmen gibi anlaşmaları gerekiyordu. Bohemund kendi payına düşeni kibrinden feragat ederek yerine getirdi ve imparatora saygı gösterdi. Alexios ise bunun karşılığında onu bir oda dolusu hazine ile ödüllendirdi. Yine de Bohemund'un hiç itiraz etmeden imparatora bağlılık yemini etmesi oldukça şaşırtıcı bir gelişmeydi. Nihayet Alexios istediğini almış bir şekilde 26 Nisan'da Bohemund ve Normanlarını boğazın öte yakasına uğurladı. Ancak Bohemund'un yeğeni Tancred amcasının politikasından hoşnut değildi. İmparatora bağlılık yemini etmek istemiyordu. Bu yüzden kuzeni Salerneli Richard'ı da yanına alarak şehirden ayrılmıştı. Gece vakti boğazın üstüne çöken karanlık, kimseye gözükmeden kaçmalarına olanak sağlamış ve ikili ertesi gün Pelekanon'da kurulan Haçlı karargahına ulaşmayı başarmıştı. Birinci Haçlı seferinin en büyük ordusu 1096 Ekim'inde Fransa'nın güneyinden yola çıkmıştı. Başlarında Haçlı seferine katılmayı kabul eden ilk dünyevi lider, Toulouse Kontu Raymond de Saint-Gilles vardı. Ona bizzat Papa tarafından seferin ruhani lideri olarak tayin edilen Puypiskoposu Ademar eşlik ediyordu. Raymond tüm mal varlığını oğlu Bertrand'a bırakmış, hayatının geri kalanını kutsal topraklarda kan dökerek geçireceğine yemin etmişti. En nihayetinde kendi kanı da son damlasına kadar orada dökülecekti. Raymond ve Haçlıları Drac civarında karaya çıktıklarında Bizans valisi Ioannes Komnenos tarafından karşılandılar. Yol boyunca etrafı yağmalama eğiliminde olmaları, kendilerine eşlik eden Bizans'ın özel askeri birlikleri olan Peçeneklerle ufak çatışmalara girmelerine sebep oldu. Gerilim yolculuk boyunca artmaya devam etti. Sonunda yaşanan çarpışmaların birinde Puypiskoposu Ademar, Bizans birlikleri tarafından yaralanarak esir edildi. Fakat kim olduğu ortaya çıkınca derhal Haçlılara iade edildi. İki grup arasındaki çarpışmaların bu andan itibaren yoğunluğunu kaybetmiş olması, Piskopos'un bu işi büyütmediğini gösterir niteliktedir. Haçlı birlikleri Tekirdağ civarına ulaştığında Raymond, Bohemund ve Godfrey'in Konstantinopolis'te kendisini beklediği haberini alarak ordudan ayrıldı. Şehre girişi, beklediği görkem ve ihtişamdan oldukça uzaktı. Yine de imparator tarafından iyi ağırlanmış, birbirinden değerli hediyelerle gururu okşanmıştı. Ancak Raymond, Haçlı liderleri arasında en yaşlı olanıydı. Arzuları diğer liderlerin isteklerinin çok ötesindeydi. Kendini seferin dünyevi lideri olarak görüyordu. Bu nedenle imparatora vasallık yemini etmesinin uygun olmayacağını düşünüyordu. Fakat Bohemund ve Godfrey'in ısrarıyla imparatorun ılımlı yaklaşımı aradaki buzların erimesine yardımcı oldu. Nihayetinde ihtiyar Kont Raymond metni değiştirilmiş bir yeminle imparatora bağlılığını sunmayı kabul etti. Buna göre imparatoru efendisi olarak tanımıyordu. Ancak onun aleyhinde hiçbir girişimde bulunmayacağını da kabul ediyordu. Bu, Alexios için yeterliydi. Zira onun ilgilendiği, Haçlıların efendisi olmaktan ziyade, gelecekte yaşanacak olan olaylarda onları dizginleyebilmekti. Edilen yemin ise, sembolik bir bağı temsil ediyor, imparatora gerektiği takdirde aksiyon alabilmesi için hukuki bir temel sağlıyordu. Kuzey Normanlarından oluşan bir diğer Haçlı ordusu Mayıs 1097 civarında Konstantinopolis'e ulaştı. Başlarında Normandiya Dükü Robert, Blois Kontu Etienne ve Flandre Kontu 2. Robert vardı. Ordu kışı İtalya'da geçirmişti. Liderleri doğuya gitmek konusunda oldukça isteksizdi. Bu isteksizlik nihayetinde adamlara da yansımış, birçoğu Adriyatik'i geçmeden yurtlarına geri dönmüştü. Bundan dolayı bu son grubun mevcudu, Konstantinopolis önlerine gelene dek büyük oranda erimiş bulunuyordu. Alexios, Kuzey Normanlarını da sade bir şekilde karşıladı. Yine de sunduğu hediyelerle saygılarını kazanmayı ihmal etmedi. Törenler yapıldı, bağlılık yeminleri edildi. Haçlı liderleri bir süre daha zevk ve sefa alemlerinde günlerini gün etti. Ve en nihayetinde 1097 Mayıs'ının sonlarına doğru Konstantinopolis'ten ayrılarak boğazın diğer tarafına geçtiler. Bu son Haçlı grubunun da Anadolu'ya geçmesiyle Alexios rahat bir nefes almıştı. Haçlılar artık onun değil, Selçukluların sorunuydu. Onlarla ilgilenmesi gereken kişi artık Kılıçarslan'dı. Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan, 1097 yılının Mayıs ayının ilk günlerinde
başkent İznik'ten gelen bir mektup aldığında bir süredir kuşatma altında tuttuğu Malatya surları önünde bulunuyordu. Eline geçen satırlar korku ve endişeyle kaleme alınmıştı. Haçlıların şehir üzerine yürüdüğü, sayılarının çok kalabalık olduğu, garnizonun böylesi bir kuşatmaya karşı dayanmasının zor olduğu sultana bildiriliyordu. Baviera, Akitanya, Westfalia'nın şövalyeleri, Fransa'nın, Almanya'nın, İtalya'nın hırslı lordları ve baronları idaresinde şimdi İznik'e doğru yürüyordu. Bunlar Pierre Lhermitte'in ordusundaki Haçlılardan çok farklıydı. Her biri demirden bir adam gibi görünüyordu. Zırhları sağlam, atları pahalıydı. Muntazam bir düzenle ilerliyorlardı. Eğer sultan başkentini kaybetmek istemiyorsa derhal harekete geçmeliydi. Nitekim sultanın yaptığı da bu oldu. Hemen Malatya kuşatmasını kaldırarak yola koyuldu. Ancak çok geç kaldığının farkında değildi. Nisan ayı sonunda Pelekanon'daki karargâhta toplanmış bulunan Haçlı orduları buradan harekete geçip İzmit körfezini dolaştıktan sonra 6,5 ay önce Pierre Lhermitte'in Haçlılarının yok edildiği Drakon Vadisi'nden ilerleyerek 6 Mayıs günü Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti İznik önlerine geldi. Godfrey de Bouillon komutasındaki Franklar hızlıca harekete geçerek kuzey surlarının önüne karargâh kurdu. Bohemond'un yeğeni Tancred tarafından idare edilen İtalyan ormanları ise doğu surlarında konuşlandı. Diğer gruplar hala İznik'e ulaşmış değildi. Böylece kuşatma Haçlı ordusunun bir kısmı tarafından 6 Mayıs tarihinde başlatılmış oldu. Şehri savunan Türk garnizonu aslında yeterince kuvvetliydi. İlk saldırılara karşı gösterilen direnç maneviyatın yükselmesine sebep olmuştu. Ancak 16 Mayıs'ta Raymond'un ordusunun güney surlarının önüne karargâh kurarak kuşatmaya katılması şehrin içinde bulunan Türklerin işini daha da zorlaştırdı. Artık gözler düşman hatlarını yararak şehre girecek olan sultanın sancağını arar hale gelmişti. Tam da bu anda Kılıç Arslan tarafından gönderilen öncü birliklerin kuşatmayı yarma girişimi başarısız olmuş, Haçlılar tarafından geri püskürtülen Türk birlikleri kısa bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Bu gelişme garnizonun maneviyatının tamamen düşmesine sebep oldu. Ancak şehri tam olarak tanımadıkları Haçlılara teslim etmek istemiyorlardı. Ayrıca imparatorun kendisiyle anlaşmak belli imtiyazlar elde etmelerine yardımcı olabilirdi. Bu sebeple Haçlılara refakat eden Bizans komutanlarından Manuel Butinites ile irtibata geçtiler. Bir süre taraflar arasında mektuplar gidip geldi. Kısa süre sonra Butinites bizzat garnizona gelerek teslim şartları hakkında Türk komutanlarıyla görüştü. Her şey tamam gibiydi. İki tarafta anlaşmadan memnundu. Ancak bu sırada sultanın ordusunun İznik yakınlarında olduğu haberinin garnizona ulaşması, görüşmelerin bıçak gibi kesilmesine sebep oldu. Nihayet Kılıç Arslan, Mayıs ayının sonlarına doğru ordusuyla birlikte İznik'e ulaşabilmişti. Haçlıların sayısı oldukça fazlaydı. Böylesi kalabalık ve iyi teçhiz edilmiş bir orduyu alt etmek kolay olmayacaktı. Ancak yine de surların güney kesiminde yerleşmiş olan Raymond'un birliklerine saldırmak, kuşatmayı yarmasını sağlayabilirdi. Böylece savaş boruları çalındı ve Türk atlıları düşman üzerine hücuma geçti. Selçuklu hücumuna karşı koyabilmek için Flandre kontu Robert derhal kendi birlikleriyle Raymond'un yardımına koştu. Ancak Godfrey ile Tancred, Türk garnizonunun bir çıkış hareketi yapmasından çekinerek yerlerinde kalmaya devam etti. Bu, Türkler ile Haçlılar arasındaki ilk ciddi çarpışmaydı. Şövalyeler, sağlam atları üzerinde, tamamen zırhlı ve ellerinde mızraklarıyla gruplar halinde savaşıyorlardı. Buna karşılık Türkler, hareket kabiliyeti fazla olan atlara biniyor ve toplu bir vaziyette durmuyorlardı. Dalga dalga ilerleyen Türk atlıları, kaçarken de saldırı anındaki kadar iyi nişan alabiliyor ve oklarını fırlattıktan sonra süratle savaş alanından uzaklaşabiliyorlardı. İnce zırhlar giyiyor, hafif kalkanlar taşıyorlardı. Haçlılar bir bütün halinde kaldıklarında aşılmaz bir duvar gibiydiler. Ancak birbirlerinden ayrıldıklarında Selçuklu askerleri tarafından teker teker kolayca avlanabiliyorlardı. Mücadele gün boyunca devam etti. Akşama doğru iki tarafın kayıpları da oldukça artmış durumdaydı. Kuşatmanın yarılması imkansız görünüyordu. Nihayet Kılıç Arslan ordusunun daha fazla yıpranmasına izin vermeden geri çekilme kararı aldı. Zamanı geldiğinde yeniden savaşacaktı. Ancak bunu yapabilmek için şimdi İznik'i kaderine terk etmesi gerekiyordu. Sultanın geri çekilmesini takip eden günlerde Haçlıların İznik surlarına yaptıkları saldırıların şiddeti daha da arttı. Ancak Türk garnizonu dayanmaya devam ediyordu. Haçlılar şehri üç yönden kuşatmış olsalar da garnizon hala doğu tarafında bulunan gölden yiyecek takviyesi almaya devam ediyordu. Bu yardım ancak imparatorun müdahalesiyle kesilebilirdi. Fakat Haçlılar uzun bir süre boyunca onun desteğini talep etmediler. Buna karşılık Alexios da herhangi bir yardım önerisinde bulunmamıştı.
Halbuki kurnaz imparator gemilerden yoksun Haçlıların şehrin surlarını aşamayacağını çok iyi biliyordu. Büyük ihtimalle bunu kendi başlarına anlamalarını istemiş ve kuşatmaya müdahil olmamayı tercih etmişti. Nihayetinde inadından vazgeçen taraf Haçlılar oldu. Gönderdikleri elçiler imparatordan gölü kapatmasını rica etti. Böylece Gemlik civarından getirilen ve Manuel Butimites idaresine verilen küçük bir Bizans filosu İznik Gölü'nün kontrolünü ele aldı. Bu son gelişme İznik'te bulunan Türk garnizonunun direncini tamamen kırmıştı. Sultanın geri gelmeyeceğini çok iyi biliyorlardı. Bu yüzden teslim şartlarını görüşmek amacıyla yeniden Butimites ile temas kurdular. Nihayet Haçlılar 19 Haziran günü genel bir taarruzla şehri almaya karar verdi. Ancak 19 Haziran günü gelip surlar önünde saldırı amacıyla toplandıklarında şehrin kulelerinde imparatorluk bayraklarının dalgalandığını görerek büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Çok geçmeden bu şaşkınlık yerini öfkeye bıraktı. İmparator Türklerle anlaşmış ve 18 Haziran gecesi birlikleri şehre girerek yönetimi devralmıştı. Halbuki Haçlıların kuşatma boyunca en büyük motivasyonu sultanın hazinesini ele geçirmek olmuştu. Şimdi ise bu hazine imparatorun sarayına doğru yola çıkmış durumdaydı. Ancak Alexios akıllı bir adamdı. Derhal gönderdiği birbirinden kıymetli hediyelerle Haçlıların haklarını vermeyi ihmal etmemişti. Haçlı komutanları bir süre sonra aslında taarruz öncesinde Alexios'un şehri almasının kendileri için daha iyi olduğuna ikna olacaklardı. Ne de olsa eninde sonunda imparatora teslim edecekleri bir şehri almak için daha fazla adam kaybetmelerine gerek yoktu. İznik'in ele geçirilmesinin haberi kısa bir süre sonra Avrupa saraylarına ulaştı. Nihayet Tanrı Haçlı seferini kutsamıştı. Bazı fanatikler yeni bir sefer için hazırlıklara dahi başlamış bulunuyordu. Anadolu'da bulunan Haçlılar ise İznik'te fazla zaman geçirmemeleri gerektiğini biliyorlardı. Bir hafta kadar burada dinlendikten sonra harekete geçme kararı aldılar. Şimdi hedeflerinde Antakya vardı. Ancak bundan önce önlerinde uzanan tehlikeli araziyi aşmaları gerekiyordu. Her ne kadar yenilmiş olsa da Anadolu'nun efendisi hala kılıç arslanlı. Gücünden bir şey kaybetmemişti. Buna ek olarak başkentini terk etmek zorunda kalmanın öfkesiyle bilenmiş, intikam hırsıyla dolmuştu. Haçlılarla Selçukluların savaşı henüz bitmiş değildi. Aksine her şey yeni başlıyordu. İznik'in ele geçirilmesinin ardından Haçlılar, dünyevi arzuları imparatorun sunduğu hazine ve hediyelerle yatıştırıldıktan sonra Anadolu içlerine doğru harekete geçti. Her biri yolculuğun heyecanına kapılmış durumdaydı. Sefere katılmakta isteksiz olan Haçlı liderlerinden Etienne de Blois bile büyük bir şevkle karısı Adele Antakya önünde duraklamadığımız takdirde 5 hafta sonra Kudüs'e varmış olacağız diye yazıyordu. Fakat bu fazlasıyla iyimser bir yaklaşımdı. Çünkü Haçlılar Kudüs'e ulaştığında Etienne'in mutlu mesut bu satırları kaleme aldığı günün üzerinden tam 25 ay geçecekti. Dahası o gün geldiğinde Etienne Haçlıların arasında dahi olmayacaktı. Bizans İmparatoru Alexios Komnenos Haçlı ordularının Anadolu içlerinde yapacağı yolculuğun fazlasıyla tehlikeli olacağını biliyordu. Bu nedenle işini şansa bırakmamış ve Peçenek Türklerinden olduğu düşünülen Tatikios adlı komutanını seçkin Bizans birlikleriyle birlikte Haçlılara kılavuzluk etmesi için görevlendirmişti. Böylece Haçlıların Selçuklu askerleriyle dolu amansız Anadolu arazisinde kör bir şekilde ilerlemesi engellenmişti. Zorlu yolculuk başladıktan kısa bir süre sonra Osmaneli civarında kurulan karargâhta Haçlı liderleri bir araya geldi. Komutaları altındaki ordu devasa boyutlardaydı. Ve bu durum yiyecek bulmanın yanı sıra ikmal işini de fazlasıyla zorlaştırıyordu. En iyi fikir ordunun parçalara bölünerek ilerletilmesiydi. Fakat böyle bir plan uygulanırsa sayısal üstünlüğün getirdiği avantajını kaybedecek olan Haçlı birlikleri Türk askerlerinin ani saldırılarına karşı savunmasız olacaklardı. Bu sebeple ordunun öncü ve ana birlikler olmak üzere iki ayrı gruba ayrılarak birer gün arayla ilerlemesine karar verildi. Bu şekilde iki grup da Türklerin ani baskınlarını püskürtebilecek büyüklükte olacaktı. Güney İtalya ve Kuzey Fransa ormanlarından oluşan öncü birlikler Tarantolu Bohemond'un idaresindeydi. Ona Tatikius'un önderliğindeki Bizans Kılavuz birlikleri, Normandiya Dükü 2. Robert, Etienne de Blois ve Flandre Dükü 1. Robert eşlik ediyordu. Kuzey Fransızları
Lorraine'liler ve Hugh Dovermandois'ın birliklerinden oluşan ikinci grupsa Raymond de Saint-Gilles'in idaresindeydi. Böylece Haçlılar Osmanlı'dan ayrılarak birer gün arayla Eskişehir güzergahında yola çıktılar. Şimdi Anadolu bütün bilinmezliğiyle önlerinde uzanıyordu. İlerledikleri dağlık arazi oldukça tehditkardı. Buna ek olarak Selçukluların henüz tamamen yenilmemiş olduğunu biliyorlardı. Her tepenin arkası, her bir dönemeç, her yolun sonu potansiyel bir düşman yuvası olarak görülüyordu. Buna rağmen yolculuğun ilk aşaması oldukça sessiz geçti. Nihayet Norman birlikleri 30 Haziran gecesi Eskişehir yakınlarındaki Dorileon'a ulaşarak burada kamp kurdu. Gözcülerin Bohemund'a sunduğu raporlar olumluydu. Birkaç gün önce çevrede kısa süreli bir Türk varlığı saptanmış olsa da dikkate alınacak düzeyde değildi. Bu sebeple Bohemund arkadan gelen birlikleri konuyla ilgili bilgilendirme gereği duymadı. Fakat bunun büyük bir hata olduğunu anlaması uzun sürmeyecekti. Çünkü Dorileon'u kuşatan alçak tepelerin ardı bizzat Sultan 1. Kılıç Arslan tarafından idare edilen Selçuklu askerleriyle doluydu. İznik'te geri çekildikten sonra İç Anadolu'ya dönmüş ve birliklerini takviye etmişti. Danişmentli Gümüştekin ve Kayseri Selçuklu Bey'i Hasan'ı yardıma çağırmış ve bu çağrısı olumlu karşılanmıştı. Şimdi İznik'in intikamını almak için saldırmaya hazırdı. Ve nihayet şafağın sökmesiyle birlikte Selçuklu birlikleri neye uğradığını şaşıran Norman birliklerinin etrafını sardı. Türklerin yaylarından boşanan oklar Haçlı kampının üzerine adeta bir yağmur gibi yağmaya başladı. Bohemund'un pusuya düştüğünü anlaması uzun sürmedi. İlk iş olarak geriden gelen Haçlı grubunu uyarmak için bir haberci çıkardı. Hızlı bir şekilde savunma pozisyonu aldıktan sonra ise Norman süvarilerini Türk atlılarının üstüne sürerek Kılıç Arslan'ın saldırısına karşılık verdi. Fakat ağır zırhlı Haçlı şövalyeleri hafif Türk atlılarına yetişme konusunda pek de hünerli değillerdi. Türklerin atları üzerinde geri çekilirken attıkları oklar zayiatın her geçen dakika artmasına sebep oluyordu. Bu nedenle Bohemund çok geçmeden kampa geri dönmek zorunda kaldı. Güçlü bir savunma hattı kurdu ve çaresizce yardım gelmesini beklemeye başladı. Bundan sonra Dorileon tam bir cehenneme dönüştü. Topraktan yükselen toz ve duman bulutu Haçlı karargahının etrafını sardı. Göz gözü görmüyordu. Türk atlıları her yerdeydi. Bir görünüp bir kayboluyorlardı. 5 saat boyunca Haçlılar, toprağı ezen Türk atlarının nal sesleri, başlarının üzerinde gezen okların vızıltısı ve isabet alan arkadaşlarının çığlıklarından başka hiçbir şey işitmediler. Dehşet ve korku, çevrelerini kuşatan duman bulutu içinden uzanan görünmez bir el misali boğazlarına yapışmıştı. Ancak henüz her şey bitmiş değildi. Normanlar ağır zırhları sayesinde Türk okçularının saldırılarına uzun süre dayanabilmişti. Buna ek olarak Godfrey de Bouillon idaresindeki Haçlı birliklerinin öğlene doğru Dorileon'a ulaşması savaşın gidişatını değiştiren bir gelişme oldu. Şimdi şaşırma sırası Kılıç Arslan'daydı. Çünkü birkaç dakika öncesine kadar Haçlı ordusunun tamamının etrafını sardığını düşünüyordu. Godfrey'in yaptığı ani saldırı Selçuklu askerlerinin geri çekilerek yeniden mevzi almasına neden oldu. Savaş 2 saat kadar eşit koşullarda devam etti. Türk atlılarının hızlı hücumları Haçlıların sert saldırılarıyla karşılandı. 2 saatin sonunda Kuypiskoposu Ademar tarafından idare edilen ve tepelerin ardından dolaşmış olan başka bir ordu Türk birliklerine arkadan saldırmaya başladı. Selçuklu ordusunun tamamen çözülmesi uzun sürmedi. Bu gelişme karşısında Kılıç Arslan amansız bir korkunun pençesine düştü. Sonunda elinde kalan tek koz olan hızdan yararlanarak kendi kadar şanslı olan bazı süvarisiyle birlikte savaş alanından uzaklaşmaya başladı. Fakat askerlerinin çoğu dört bir yandan kuşatılmış olarak çarpışma alanında kalmıştı. Büyük bir bölümü o gün orada öldü. Biraz daha şanslı olanları ise köle olarak satılmak üzere esir alındı. Selçuklu askerlerinin üzerinden esir alacaklarını düşündükleri Haçlıları bağlamak için yanlarında getirdikleri ipler çıktı. Yine de tek ganimet bu değildi. Kılıç Arslan'ın birçok değerli eşyasının yanı sıra Selçuklu ordusunun kaçarken ardında bıraktığı her şey Haçlılar tarafından ele geçirildi. Sultanın artık fırtınanın geçmesini beklemekten başka şansı kalmamıştı. Anadolu yaylasının muazzam genişliği tarafından yutuldu. Ancak ortadan kaybolmadan önce Haçlıların geçeceği araziyi bir cehenneme dönüştürdü. Kuyular kurutuldu, tarlalar aleve verildi.
Fakat intikamını tam manasıyla alabilmek için 4 yıl daha beklemesi gerekecekti. Toprakların kuraklığı, dağ yollarının darlığı ve gölgesi olmayan yolların üzerine çöken yaz sıcağı Haçlıların ilerleyişini oldukça zorlaştırdı. Bu şartlar altında halkı tarafından boşaltılmış olan Konya'ya ancak Ağustos ayının ortalarında varmayı başardılar. Nera'nın sulak ve yeşil bahçelerinde bir süre dinlendikten sonra Ereğli'den Maraş'a doğru ilerlemeye başladılar. Bu arada ana gövdeden kopan iki grup, Bohemond'un yeğeni Tancred ve Godfrey'in kardeşi Baldwin önderliğinde ayrı ayrı Gülek Boğazı'nı geçerek Çukurova bölgesine indi. Buradaki Türk varlığı yeni tesis edilmeye başladığı için oldukça zayıftı. Bu sebeple Adana, Tarsus, Misis'teki Türk garnizonları Tancred'in saldırıları karşısında bir bir geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak onun buradaki hükmü uzun sürmeyecekti. Nihayet elindeki şehirleri daha büyük bir orduyla yaklaşmakta olan Baldwin'e bırakmak zorunda kaldı. Fakat tıpkı Norman idaresi gibi bölgedeki Frank yönetimi de uzun süreli olmadı. Zira Baldwin, İznik'te tanıştığı ve oradan beri maiyetinde bulunan Bagrat adındaki bir Ermeni tarafından sürekli olarak kışkırtılıyordu. Muhtemelen Haçlı seferine katıldığı ilk günden bu yana doğuda kendi idaresinde bağımsız bir Haçlı devleti kurmayı düşlemişti. Şimdi Bagrat, ağabeyi Kogvasi'nin hüküm sürdüğü Fırat bölgesine yönelmeleri gerektiğini onun kulağına fısıldıyordu. Buna ek olarak Urfa'nın Ermeni hakimi Toros'un Baldwin'i şehrine davet etmesi bu konudaki hırs ve arzularını daha da alevlendirdi. Böylece ardında küçük garnizonlar bırakarak Çukurova'dan ayrıldı. Hızla at sürerek ana orduya ulaştı ve ağabey Godfrey'den atlı ve yayalardan oluşan yeni bir birlik temin ettikten sonra Urfa'ya doğru yola çıktı. Toros'un Baldwin'i Urfa'ya çağırmasının sebebi etrafının şehri ele geçirmek isteyen Türk beyleri tarafından çevrelenmiş olmasıydı. Onlarla mücadele edebilmek için yardıma ihtiyacı olduğunu biliyordu. Bu yüzden Baldwin Urfa'da adeta bir kurtarıcı gibi karşılandı. Kendisine her konuda saygı gösteriliyor, her ihtiyacı karşılanıyordu. Kısa süre içinde Urfa politikasında etkin bir rol oynamaya başladı. Şatafatlı bir törenle Toros tarafından evlat edinildi ve onun varisi oldu. Sonunda Baldwin'in karışıp karışmadığı belirsiz olan bir suikast, ihtiyar Toros'un ölümüyle sonuçlandı. Hikaye Baldwin için oldukça trajikti. Fakat bu trajedi onu nihayetinde Urfa kontuna dönüştürecekti. 10 Mart 1098 tarihinde ilk Haçlı kontluğu bu şekilde kurulmuş oldu. Ancak Baldwin'in bu kişisel başarısını bir kenara bırakarak ana hikayeye dönmemiz gerekiyor. Urfa kontluğunun kuruluşundan aylar önce 1097 Ağustos ve Ekim'inde fısıltılar efsanelere dönüşmeye başlamış durumdaydı. Önlerine çıkan her şeyi yakıp yıkan ve yok eden korkunç şövalyelerin yaklaştığına dair söylentiler her yerde dolaşıyordu. Kısa sürede hayaller ve gerçekler birbirine karıştı. Elbalana köyü civarında onlarla çarpışmak amacıyla binlerce insan toplanmıştı. Ama hiçbir zaman karşılarında savaşacakları bir ordu bulamayacaklardı. Bu yanlış alarmdı. Ancak hayallerin kaybolması uzun sürmedi. Kulakların taşıdığı haberler her geçen gün daha da kesinleşti. Nihayet 20 Ekim 1097 tarihinde Antakya surlarında devriye gezen Türk birlikleri, şehrin idaresini elinde tutan Selçuklu valisi Yağız Yan'a ufukta Haçlı sancakları gördüklerini bildirecekti. Sonunda büyük gün gelip çatmıştı. Haçlı seferlerinin kaderi Antakya'nın surları önünde belirlenecekti. Haçlılar Antakya'ya vardıktan bir gün sonra şehri kuşatmaya başladı. Fakat kentin etrafını sarmak İznik'te olduğu kadar kolay değildi. Antakya'nın surlarının uzunluğu İznik'i çevreleyen surlardan yaklaşık 4 kat daha fazlaydı. Buna ek olarak kuzeybatıda Asi Nehri, güneydoğuda ise Habib Neccar Dağı doğal koruma sağlıyordu. Bu doğal görüntünün yanında surlar boyunca uzanan 400'den fazla kuleyle karşılaşmak Haçlıları dehşete düşürmüştü. Pozisyon aldıktan sonra dahi şehrin 6 kapısından yalnızca 3'ünü bloke etmeyi başarabilmişlerdi. Bu durum Yağız Yan'ın haberleşme ağının açık kalmasını sağladı. Haçlıların yaklaştığını duyduğu ilk andan itibaren hazırlıklara başlamıştı. Garnizonda yaklaşık 5000 kadar adamı vardı. Kuşatma öncesinde Halep, Şam ve Musul'a ulaklar göndermiş, yaklaşan tehlike karşısında yardım çağrısında bulunmuştu. Asker ve sivilleri beslemek için yeterli yiyeceği toplamış, kışı atlatmasına yardım edecek malzemeleri tek tek tedarik etmişti. Yağız Yan hazırdı. Antakya'nın güçlü surları ardında kendini güvende hissediyordu. Yapması gereken tek şey dayanmaktı.
Kuşatmanın ilk günleri iki taraf için de sorunsuzdu. Fakat aylar geçip kışın bastırmasıyla birlikte şehrin dışındaki Haçlı ordusu erzak sıkıntısı çekmeye başladı. Etraflarındaki araziyi talan ederek kurutmaları uzun sürmedi. Kasım ayında Samandağ limanına yanaşan Ceneviz gemilerinin getirdiği erzak da tükenmişti. Açlık ve soğuğa ek olarak Yağısıya'nın ara ara şehirden çıkardığı birlikler tarafından taciz edilen Haçlılar kısa sürede umutsuzluğun pençesine düştü. Ölümün soğuk nefesi karargahta dolanıyor, korkuya yenik düşüp firar edenlerin sayısı her geçen gün artıyordu. Öyle ki halkın Haçlı seferinin inançlı önderi Pierre Lhermitte dahi kaçma girişiminde bulunmuş, ancak bir süre sonra Tancred tarafından yakalanarak karargaha geri getirilmişti. Şubat ayı ile birlikte Haçlıların koşulları iyileşmeye başladı. Havalar ısınıyordu. Samandağ'a gelen gemilerin depoları erzakla doluydu. Bu süre içerisinde kenti kurtarmak amacıyla Şam ve Halep'ten gelen birlikler ayrı ayrı yenilgiye uğratılmıştı. Yine de şehrin bir türlü düşmüyor oluşu Haçlıların maneviyatının sarsılmasına sebep oluyordu. Puy Piskoposu Ademar'ın kötü alışkanlıkları yasaklamasının bir faydası olmadı. Firarilerin sayısı artmaya devam etti. Nihayet Norman lideri Bohemund, Nisan ayında şehirle gizlice temas kurmanın bir yolunu bulmuştu. Kısa süre önce Yağısıyan, erzak kaçırdığı iddiasıyla Ermeni dönmesi Firuz adındaki bir komutanı para cezasına çarptırmıştı. Ve bu adam şimdi surların güneybatı kısmını tutuyordu. Öfkesi kısa süre içinde ihanete dönüştü. Konum ve zenginlik vaadiyle kışkırtılarak Bohemund'la anlaştı ve Haçlıları şehre almayı kabul etti. Fakat kurnaz Norman liderinin aklında şehri ele geçirmekten fazlası vardı. En başından beri arzuladığı şeye, kendi bağımsız devletine sahip olabilirdi. Bu nedenle hızlı bir girişimle Haçlı liderleri arasında bir görüşme tertip etti. Önerisi açıktı. Şehre girecek olan ilk kişi ona sahip olacaktı. Diğerleri Antakya üzerinde hak talep etmeyecekti. Pek tabii bunları ileri sürerken Firuz'la yaptığı gizli anlaşmadan kimseye söz etmemişti. Her ne kadar Bohemund'un bu talebi kuşkuyla karşılanmış olsa da Haçlılar artık zamanlarının daralmaya başladığını biliyordu. Musul emiri Kürboğa, Büyük Selçuklu Sultanı Berkyaruğ'un emriyle harekete geçmiş durumdaydı. Haçlılar kendi aralarında tartışırken o 35 bin kişilik büyük bir kuvvetle Antakya'ya yaklaşıyordu. Ve Haçlılar eğer bir an önce şehri ele geçirmezlerse müdafilerle Kürboğa'nın ordusu arasında sıkışıp kalacaklardı. Bu yüzden Raymond ve Godfrey isteksiz de olsa Bohemund'un önerisini kabul etmek zorunda kaldı. Sonunda 2 Haziran gecesi Bohemund'un birlikleri karanlığın örtüsünün ardına gizlenmiş bir şekilde iki kız kardeş kulesine dayadıkları bir merdivenle surları aşmayı ve şehre sızmayı başardı. İlk olarak St. George kapısını savunan askerler öldürüldü. Daha sonra kapılar açıldı ve dışarıda hazır bekleyen Haçlı birlikleri adeta bir nehrin kolları gibi şehrin içinde dağılmaya başladı. Gece beraberinde vahşet ve katliamı getirdi. Türk garnizonu hızlı bir şekilde çöktü. Gözü dönmüş olan Haçlılar Müslüman ya da Hristiyan fark etmeksizin önlerine çıkan herkesi kılıçtan geçirdi. Ölüm birçoğunu uykusunda yakaladı. Yağısıyan yakalanmadan şehri terk etmeyi başarsa da kısa bir süre sonra öldürülecekti. Oğlu Şemsüddevle kurtarabildiği birliklerle birlikte iç kaleye çekilerek burada savunma pozisyonu aldı. Ancak Haçlılar buraya saldırmak konusunda aceleci davranmadı. Gözlerini kan bürümüştü. 3 Haziran günü ortalık durulduğunda şehrin duvarları arasında nefes alan tek bir Türk kalmamıştı. Ruhlarındaki vahşet nihayet Antakya'nın sokakları boyunca akan kan sili sayesinde yatışmıştı. Haçlılar Antakya'yı sonunda ele geçirmişti. Fakat bu sevinçleri uzun sürmeyecekti. Şehre girmelerinin üzerinden 5 gün geçtikten sonra 7 Haziran 1098'de Kürboğa'nın devasa ordusu Antakya'nın surları önünde göründü. Zafer sarhoşluğunun etkisi çabuk geçmişti. Eğlence ve kutlamaların yerini hızlıca telaş ve panik aldı. Ancak ufak da olsa bir ümit vardı. Haçlılar henüz Antakya'yı zapt etmeden evvel Bizans İmparatoru Alexios'un birlikleriyle Antakya'ya doğru yola çıktığı haberini almışlardı. Eğer Haçlılar direnir ve imparator zamanında yetişirse Kürboğa'nın ordusu sıkıştırılabilirdi. Fakat Haçlıların bekledikleri bu yardım hiçbir zaman gelmeyecekti. Bohemond'un Antakya'ya girdiği gecenin gündüzünde Etienne de Blois adamlarıyla birlikte ülkesine geri dönmek amacıyla yola koyulmuştu. Ona göre durum vahimdi. Haçlıların kurtulması olanaksızdı. Geri dönmekle doğru olanı yaptığını düşünüyordu.
Fakat bunlar bir düşünce olarak kalmayacaktı. Geri dönüş yolunda imparatorla karşılaştığında durumun vahametine onu da ikna etti. Haçlılar için umut yoktu. Belki de çoktan Kürboğa'nın ordusu tarafından ezilmişlerdi. İmparatorun lüzumsuz yere Antakya'ya gitmesine gerek olmadığını düşünüyordu. Nitekim imparator için Etienne'in sözleri yeterliydi. Birlikleriyle birlikte başkente dönmeye karar verdi. Tüm bu gelişmelerden habersiz olan Haçlılar şimdi Antakya'nın duvarları arasında sıkışıp kalmışlardı. Bütün koşullar Kürboğa'nın lehine görünüyordu. Sayısal olarak Suriye ordularıyla başa çıkmaları mümkün değildi. Şehirdeki erzak büyük bir israfla hızlı bir şekilde tüketilmişti. Çok geçmeden düşmanın yanı sıra açlıkla da savaşmak zorunda kalacaklardı. Belki de Etienne haklıydı. Belki de Haçlılar için artık umut yoktu. Ancak umuttan daha fazlasına, bir mucizeye ihtiyaç vardı. Ve o mucizenin belirmesi uzun sürmeyecekti. Haziran 1098'de gerçekleşen acımasız katliamın ardından Müslümanlar arasında hayatta kalmayı başaran yegane grup, mağlup Antakya valisi Yağız Yan'ın oğlu Şemsüddevle idaresinde iç kaleye çekilen Antakyalı müdafilerdi. Şemsüddevle, hayatı boyunca Antakya'nın kendisine kalacağı hayaliyle yaşamıştı. Şimdi ise bu kadim şehir avucunun içinden kayıp gitmek üzereydi. Fakat Şems, Antakya'dan o kadar kolay vazgeçmeyecekti. Her ne olursa olsun son ana kadar çarpışmakta kararlıydı. Çekildiği hisar Habibi Neccar Dağı'nın zirvesine doğru yükseliyor, aşılmaz bir taş bloğu andırıyordu. Hayatta kalmak için bol miktarda erzağa, Haçlıları avlamak içinse yeterli sayıda cephaneye sahipti. Yapması gereken tek şey beklemekti. Nitekim Haçlılar kısa süre içinde tüm güçleriyle iç kaleye saldırmaya başladı. 3 Haziran gecesi şehrin dehlizlerine dek yayılmış olan vahşet artık iç kale surları önünde birikmeye başlamıştı. Haçlı birliklerinin surları aşmak için yaptıkları şiddetli saldırılar Şems ve adamları tarafından aynı şiddetle karşılık bulmuştu. Birbirini döven metalin sesi surlardan yuvarlanan Haçlı askerlerinin tiz çığlıklarına karışarak Antakya'nın ıssız sokaklarında yankılanıyor, Müslüman yaylarından boşanan sivri oklar duvarlara saldırmak için hazırlanan Latinleri ardı ardına avlıyordu. Çarpışmaların yoğunlaştığı anlardan birinde Haçlı prenslerinden Bohemund dahi hafif bir şekilde yaralanarak ikametgahına çekilmek zorunda kalmıştı. Haçlılar için durum hiç de iç açıcı görünmüyordu. Tüm bu olumsuzlukların arasında bir de Musul hakimi Kürboğa'nın idaresindeki devasa boyutlardaki bir Selçuklu ordusunun 7 Haziran günü Antakya surları önünde görünmesi Haçlıların moralini tamamen bozdu. Daha iç kaledeki direnişi düşüremeden Büyük Selçuklu Sultanlığına bağlı Suriye emirleri tarafından kuşatılmışlardı. Birkaç gün önce surların dışında çektikleri eziyet, şimdi surların ardında yeniden kendini göstermeye başlamıştı. Sefalet, açlık ve ölüm tüm acımasızlığıyla adeta bir karabasan gibi Antakya'nın kanla yıkanmış sokakları üzerine çökmüş, neticede Haçlılar kendilerini bir mucizenin gerçekleşmesini bekler halde iç kale ile surlar arasında sıkışmış bir şekilde bulmuşlardı. Surların dışında Habibi Neccar Dağı'na yakın bir konumda konuşlanmış olan Selçuklu ordusu 60 bin civarında askerden oluşuyordu. Kürboğa'nın birlikleri daha yakın konumlandırmış olması içeriye girdiğinde iç kaleden yeterli desteği almak istemesinden kaynaklanıyordu. Ancak Bohemund ve Raymond bu tehlikeyi sezmiş ve iç kaleyi şehirden ayırmak amacıyla yeni bir duvar inşa etmişlerdi. Fakat Antakya'yı elde tutmak için daha fazlasına ihtiyaç olduğunun farkındaydılar. Müslümanları şehrin dışında tutmak için dünyevi önlemlerin ötesinde bir şey gerekiyordu. Böylesine kalabalık bir ordu ancak ilahi bir müdahale sayesinde bozguna uğratılabilirdi. Ne var ki bu ilahi müdahale kısa süre içinde hiç umulmadık bir adamın düşlerinde belirecekti.
Pierre Bartholomeus aslında yakın çevresi tarafından içkiye ve kadınlara olan düşkünlüğü ile bilinirdi. Bu kötü ününe rağmen 10 Haziran günü Puy Piskoposu Ademar ile Contraymond'un huzuruna çıkma cüretini göstermiş ve Aziz Andreas'ın rüyasına girdiğini iddia ederek Hazreti İsa'nın böğrünü delen hançerin gömülü olduğu yeri kendisine gösterdiğini söylemişti. Pierre'in bu sapkın sözlerine ilk karşı çıkan Ademar olmuştu. Ona göre bu iddia dine küfretmekten farksızdı. Ancak bir kutsal emanet tarafından askerlerin motive edilmesi fikri Raymond'u heyecanlandırmıştı. Zira son zamanlarda hayaller ve gerçekler birbirine karışmaya başlamıştı. Firar etmeye çalışan Haçlıların ölmüş arkadaşları tarafından şehre geri dönmek için ikna edildiği söylentisi tüm Haçlı kampına yayılmış durumdaydı. Raymond işi bizzat üstlendi ve kilise civarında kazı çalışmalarına başlandı. Nihayet Aziz Andreas'ın düşsel kılavuzluğu sayesinde 14 Haziran gecesi mızrak bizzat Pierre Bartholomeus tarafından bulundu. Haçlılar için bu bir mucizeydi. Yaşananların ardından birkaç yıl sonra eserlerini kaleme alacak olan Müslüman tarihçiler bu mızrak parçasının bizzat Pierre Bartholomeus tarafından oraya gömülmüş olduğunu iddia edeceklerdi. Surların içinde bunlar yaşanırken dışarıda Kürboğa'nın ordusu şehre saldırmaya devam ediyordu. Artık Haçlılar için karar verme zamanı gelmişti. Ya surların ardında kalıp açlıktan öleceklerdi ya da kapıları açıp Müslüman ordusuyla göğüs göğüse çarpışacaklardı. En nihayetinde 28 Haziran Pazartesi sabahı 3 günlük orucun ardından Haçlı ordusu kutsal mızrağı da beraberinde taşıyarak şehrin kapılarından dışarı çıktı. Açlıktan dolayı atlarını yedikleri için hepsi yayaydı. Kürboğa hemen saldırıya geçmektense Haçlı ordusunun açık alana ulaşmasını beklemişti. Böylece şehre geri çekilme imkanlarını yok etmeyi umuyordu. Ancak şehir kapısına yakın konuşlanmış olan Türk birliklerinin saldırısına engel olamamıştı. Neticede ağır zırhlı Haçlı birlikleri bu ilk akını geri püskürterek ilerlemeye devam etti. Kürboğa'nın emrindeki birlikler Haçlılara oranla oldukça kalabalıktı. Fakat Türk emirler arasındaki çıkar çatışmaları an be an Selçuklu ordusunu uçurumun eşiğine sürüklüyordu. Savaşın kazanılması durumunda Kürboğa, Antakya'yı ele geçirerek bölgedeki yegane güç haline gelebilir, dahası ünlü Selçuklu Meliki Tutuş'un oğulları Rıdvan ve Dukak, Halep ve Şam'daki mevcut hakimiyetlerini kaybedebilirdi. Kıskançlıklar kısa süre içerisinde çekişmelere ve hatta itaatsizliklere dönüştü. Dukak, Şam civarındaki Fatimi saldırıları dolayısıyla bir an önce geri dönmek istiyordu. Halep emiri Rıdvan ise söz verdiği birlikleri halen göndermiş değildi. Buna rağmen Kürboğa sayısal üstünlüğüne güveniyor, aylardır çeşitli zorluklarla mücadele eden düşman askerinin açlıktan kırıldığını biliyordu. En sonunda Haçlıların şehirden yeteri kadar uzaklaştığına ikna olduğunda gecikmeden saldırı işaretini verdi. Türk atlıları gökyüzünde patlayan bir yıldırım gibi Haçlıların üzerine atıldı. Hafif süvarinin hızlı akını Latinlerin bir kale duvarını andıran sert savunma hattını şiddetle sarstı. Fakat Türk birlikleri koordine değildi. Dağınık birimler halinde hareket ediyorlardı. Ağır zırhların sağladığı avantajın yanı sıra bu sert saldırıya karşı koyan Haçlılar göğüs göğüse çarpışarak Türk askerlerini geri püskürtmeyi başardı. Anonim Gesta Francorum o an yaşananları şöyle anlatacaktı. Biz saldırırken dağlarda azizlerin kumandasında beyaz atlar üstünde ve ellerinde beyaz sancaklar taşıyan sayısız adam belirdi. Tanrı'nın adını haykırdık ve daha şiddetle saldırdık. Türkler de gördüler herhalde bu hayalet orduyu ve dönüp kaçtılar. Haçlı tarihçileri bu beklenmedik zaferi efsanevi anlatılarla yüceltiyor, İncil'den alıntılarla süsleyerek ilahi bir mertebeye yükseltiyordu. Ancak gerçekte sadakatini son ana kadar korumuş olan Artuklu emiri Sökmen ile Hıms hakiminin kılıç dahi savurmadan savaş alanından çekilmesinin ilahi yargıdan bağımsız olarak politik nedenlere dayandığını göz ardı ediyorlardı. Suriye'nin ünlü emirlerinin komutasındaki Selçuklu ordusunun yenilgiye uğrayarak geri çekilmesi, hayal kırıklığına uğramış Şemsüddevle'ye teslim olmaktan başka seçenek bırakmamıştı. Kürboğa'yı böylesine hızlı bir şekilde yenilgiye uğratmak, Haçlıları şaşkınlığa uğratmıştı. İlk başta
Türklerin bu düzensiz geri çekilişinin bir sahte ricat olduğunu düşünmüş ve kaçan atlıları takip etmeyi göze alamamışlardı. Kürboğa bu sayede Musul'a sağ salim dönmeyi başarmıştı. Bütün ihtirasları Antakya surları önüne gömülmüştü. Kurtarmaya yemin ettiği kenti Haçlılara terk etmek zorunda kalmıştı. Fakat bu utançtan daha vahim olan şey, artık Suriye'de istilacıların ilerlemesini durduracak herhangi bir gücün kalmamış olmasıydı. Kürboğa'nın yenilgiye uğratılmasının ardından Haçlı liderleri sonbahara kadar Antakya'da kalmaya karar verdi. Askerler yorgundu ve yaz sıcağında yola koyulmayı göze alamıyorlardı. Liderler arasında bundan sonra ne yapılacağına dair genel bir kararsızlık hakimdi. Tam da bu sırada patlak veren bir salgın hastalık, aralarında Papa'nın elçisi Puypiskoposu Adem Arda olmak üzere pek çok kişinin ölümüne sebep oldu. Bu gelişmelere ek olarak Bohemund ile Raymond, Antakya'nın hakimiyeti konusunda anlaşmazlığa düşmüştü. Fakat bu anlaşmazlığın uzaması, askerler arasında hoşnutsuzluğun artmasına sebep oldu. Çok geçmeden homurdanmalar liderlerin ikametgahına kadar ulaştı. Artık harekete geçilmesi gerektiğini ve nihai hedef olan Kudüs'e doğru yola çıkmanın zamanının geldiğini yüksek sesle dillendirmeye başlamışlardı. En nihayetinde Raymond, aslında hiç kimse tarafından desteklenmeyen, şehrin Bizans İmparatoru Alexius'a devredilmesi gerektiği iddiasından vazgeçerek Antakya'yı Bohemund'a bırakmış ve ordusunun başına geçerek diğer liderlerle birlikte Kudüs'e doğru yola çıkmıştı. Böylece Bohemund, Urfa Kontluğundan sonra kurulan ikinci Haçlı Devleti olan Antakya Prensliği'nin ilk kontu olmuştu. Kudüs'e doğru harekete geçen birliklerin ilk adresi Antakya'ya 3 günlük yürüme mesafesinde olan Maaret-ün Numan şehriydi. Esasen Maaret-ün Numan sakinleri Antakya kuşatması boyunca yaşananları endişeyle takip etmişlerdi. Haçlı birlikleri kuşatma boyunca civar köylere ve kasabalara yağma akınları düzenlemiş, ancak Maaret-ün Numan bu saldırıların dışında kalmıştı. Ta ki 27 Kasım 1098 tarihinde Raymond önderliğindeki birlikler tarafından kuşatılıncaya dek. İlk saldırılar her ne kadar şehrin Müslüman sakinleri tarafından püskürtülmüş olsa da Bohemond'un askerleriyle birlikte kuşatmaya katılması müdafilerin direncinin kırılmasında önemli bir rol oynadı. Şiddetli çarpışmalar bir süre daha devam etti. Yaklaşık 2 hafta süren mücadelenin sonunda Haçlı birlikleri şehrin surlarını aşarak içeri girmeyi başardı. Bu andan itibaren Maaret-ün Numan'da yaşanan vahşeti, tarihçi İbnül Esir 3 gün boyunca insanları kılıçtan geçirdiler. 100.000'den fazla kişiyi öldürüp çok sayıda esir aldılar, sözleriyle özetleyecekti. Elbette onun verdiği sayı abartılıydı. Zira kentin o günkü nüfusuyla ilgili öne sürülen modern tahminler 10.000'in üzerine çıkmamaktadır. Fakat bu abartılı tarih yazımı kurbanların sayısından çok Maaret-ün Numan'ın surları ardında yaşanan vahşi katliamdan etkilenmiş görünmektedir. Nitekim Haçlı tarihçilerinden Raoul de Caen, açlıktan kırılan Haçlıların yemek amacıyla yetişkin Müslümanları kazanlarda kaynattıklarını itiraf edecekti. Vuku bulan olaylarla ilgili olarak bir başka Haçlı kronikçisi Albert Deaix ise "Bizimkiler yalnızca öldürülmüş Türk ve Müslümanları değil, köpekleri dahi mideye indiriyorlardı" satırlarını kaleme alacaktı. En nihayetinde kentin çektiği azap 13 Ocak 1099'da 100 civarında Haçlı askerinin ellerinde meşalelerle sokaklarda koşup her evi ateşe vermesiyle sona erdi. Üzerinden yüzyıllar geçtikten sonra dahi Maaret-ün Numan'da yaşananlar, Müslüman tarihçiler ve edebiyatçıların satırlarında canlılığını korumaya devam edecek ve Haçlılar, bölge halkının zihninde her daim insan yiyen caniler olarak kalacaktı. Bundan sonra Haçlı birlikleri Raymond önderliğinde güneye doğru yöneldi. Kürboğa'nın ordusunun yenilmesinin ardından bölgede Haçlılara karşı koyabilecek bir güç kalmamıştı. Artık bunun yerine tercih edilen şey Müslümanlar tarafından Frank olarak adlandırılan Haçlılar ile işbirliği yapmaktı. Raymond Kefertap'a ulaştığında Şeyzer emiri Haçlı kampına elçiler göndermiş ve yolculuk için ihtiyaç duyacakları erzak yardımını ucuz bir şekilde karşılayabileceğini bildirmişti. Onun bu cüretkar girişimini Trablus ve Hama emirlerinin dostane mesajları takip etti. 17 Şubat'ta Tartus Haçlıların eline düştü. Bu andan itibaren bu liman kenti Franklerin Avrupa'ya açılan kapılarından biri olacaktı.
19 Mayıs'ta Nehrül Kelbi geçerek Fatimi topraklarına girdiler ve Beyrut, Sayda, Sur, Akka, Hayfa ve Arsuf'a kadar kıyıdan güneye inip burada bölgenin iç tarafına yönelerek 3 Haziran'da Remle'ye vardılar. Ve en nihayetinde bundan 4 gün sonra 7 Haziran sabahı daha sonra Sevinç Dağı adını verecekleri tepeye ulaştılar. 3000 kilometrelik yolculuk sonunda tamamlanmıştı. Artık Kudüs, devasa surları, altın kubbeleri, gökyüzüne yükselen minareleriyle karşılarında duruyordu. Haçlılar bu muhteşem manzara karşısında kendinden geçti. Birçoğu için Kudüs, cennete giden yolu temsil ediyordu. Ancak yeryüzündeki bu cenneti ele geçirmek için öncelikle onu cehenneme çevireceklerdi. Tıpkı birkaç ay önce Antakya ve Maretün Numan'a yaklaştığı gibi Haçlı vahşeti şimdi adım adım Kudüs'e sokuluyordu. Ve birinci Haçlı seferinin kıyamet günü çok yakında Kudüs'ün surları ardında yaşanacaktı. Kudüs Fatimi valisi İftihar Devle 1099 baharı boyunca pek çok hazırlık yapmıştı. Kavurucu güneşin altında ağır zırhlarıyla Suriye sahili boyunca birkaç aydır ilerlemekte olan şövalyelerin nihai hedefinin kendi şehri olduğunu biliyordu. Kaçınılmaz olan kısa süre içinde gerçekleşecekti. Buna rağmen İftiharü'd-Devle uzun süreli bir kuşatmaya direnebilmek için gerekli tedbirleri alacak zamanı bulmuştu. Kentin mahzen ve depoları her türden kıtlığı önlemek amacıyla ağzına kadar erzakla doldurulmuştu. Öyle ki Fatimi veziri El-Efdal söz verdiği gibi Temmuz ayı sonunda şehrin yardımına gelirse Haçlı tehdidi def edildiğinde depoların büyük bir bölümü henüz boşalmamış olacaktı. Buna rağmen yalnızca kendi durumunu güçlendirmesi İftiharü'd-Devle için yeterli değildi. Haçlıları kuşatma öncesinde ve esnasında yıpratacak girişimlerde bulunması gerekiyordu. Bu sebeple civardaki tüm su kaynaklarını zehirletmiş ve Haçlıların geçeceği güzergâhtaki arazileri ateşe verdirerek Kudüs'e giden yolu adeta bir cehenneme çevirmişti. Ayrıca kentin kurnaz valisi civardaki kilometrelerce genişlikteki alanda bulunan tüm ağaçların kesilmesini emretmişti. Böylece kuşatma aletlerinden yoksun olan Haçlı birliklerinin kule ya da mancınık yapımı için kullanacakları tek kaynağı da yok etmiş oluyordu. Son olarak ise Haçlılar kent surları önlerine ulaşmadan bir süre önce kendisine ihanet ederler endişesiyle Kudüs'ün Hristiyan ahalisini surların dışına çıkarttı. Artık kaderiyle yüzleşmek için tamamen hazır durumdaydı. Nihayet 7 Haziran sabahı Haçlıların İsmail Camii civarındaki tepe üzerinde göründükleri haberiyle uyandı. Surlara çıktığında birkaç kilometre ötedeki tepede toplanmış olan güruhtan yükselen akıl almaz gürültüyü rahatlıkla işitebiliyordu. Sonunda büyük gün gelip çatmıştı. Ve İftiharü'd-Devle bu büyük güne yeterince hazır olduğunu düşünüyordu. Surların diğer tarafındaysa tarifi güç bir heyecan yaşanıyordu. Haçlıların büyük bir bölümü ıstırap dolu uzun bir yolculuğun ardından nihayet Kudüs'e ulaşmış olmanın verdiği sevinçle kendinden geçmişti. Ancak işler kısa süre içinde tersine dönmeye başladı. Açlık ve susuzluk dolayısıyla her geçen gün koşulları kötüleşiyordu. Umutsuzluk ve endişe kampın üzerine adeta bir karabasan gibi çökmüş durumdaydı. Artık saldırıya geçmekten başka şansları kalmamıştı. 13 Haziran sabahı Normandiya Dükü Robert ve Godfrey de Bouillon idaresindeki birlikler kuzeyden, Raymond ise güneydeki Zeytin Dağı'na yakın bir bölgede konuşlanarak buradan surlara saldırı başlatmıştı. Fakat bir problem vardı. Haçlıların elinde surlara tırmanabilecekleri tek bir merdiven dahi yoktu. Kudüs valisi İftiharü'd-Devle bu cüretkar saldırıyı şaşkına dönmüş bir şekilde takip etmişti. En nihayetinde Haçlılar duvarlarla savaşmaktan bitap düşmüş bir şekilde birkaç saat sonra karargahlarına geri çekilmişlerdi. Kuşatmanın kuşatma aletleri olmaksızın devam etmesi ve başarıya ulaşması olanaksızdı. Aslında en başından beri Haçlılar bunu biliyordu.
Ancak saygıdeğer bir keşişin önerisi onları böyle bir girişimde bulunmaya itmişti. Zira bu keşiş 13 Haziran günü Kudüs surlarına yapılacak bir saldırının Tanrı'nın yardımıyla kutsanacağını belirtmişti. Ancak o gün geldiğinde Tanrı, Haçlıların bu akıl almaz girişimiyle pek ilgilenmemişti. Ayrıca bu saldırının başarısızlığa uğraması, maneviyatlarında derin bir yara açmış, Tanrı'nın kendilerini terk ettiği inancının güçlenmesine neden olmuştu. Bununla birlikte Haçlı karargahındaki durum giderek daha da kötüleşiyordu. Avrupa'dan ayrılan devasa ordunun mevcudu, Haçlılar Kudüs'e ulaşıncaya kadar 10 bine kadar düşmüş bulunuyordu. Açlık ve susuzluğa ek olarak kuşatmayı sürdürebilecek aletlerin yapımı için gerekli malzemelerin temin edilemiyor oluşu, Haçlıların zihinlerine çöken karamsarlığı her geçen gün daha da arttırıyordu. Ancak kısa süre içinde işler değişmeye başladı. Haçlı karargahı 17 Haziran gününe Kudüs'ten birkaç kilometre uzaklıktaki Yafa Limanı'na Cenova ve İngiltere'den gelen 6 geminin yanaşmış olduğu haberini alarak uyandı. Her ne kadar Mısır'dan hareket eden bir Fatimi filosu Yafa Limanı'nı ablukaya alarak kuşatmış olsa da gemilerdeki personel bölgeye gelen Haçlıların da yardımıyla getirdikleri erzak, halat, çivi, kereste gibi malzemeleri hızlı bir şekilde karaya indirmeyi başarmışlardı. Ve elde ettikleri başarı bununla da sınırlı değildi. Gemilerden ikisi sökülmüş, buradan elde edilen malzeme kuşatma aleti yapmak amacıyla Haçlı karargahına götürülmüştü. Aynı gün içerisinde Tancred ve Flandre Kontu Robert, Kudüs'ten birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Samaria bölgesinden temin ettikleri bol miktardaki ağaç gövdesiyle geri dönmüştü. İftihar-ı Devle bütün bu gelişmeleri Kudüs'ün güven veren güçlü surları ardından dikkatli bir şekilde takip etmişti. Birkaç saat içerisinde tüm koşullar Haçlılar lehine değişmiş bulunuyordu. Kısa süre içerisinde çarpışmalar eskiden olduğundan çok daha şiddetli bir hal alacaktı. Yine de deneyimli vali, kuşatma aleti inşa etmenin Kudüs'ü ele geçirmek için yeterli olmayacağını biliyordu. İstihkamların gerisinde sağlam bir şekilde yer tutan Arap süvarileri ve Sudanlı okçularıyla kendini zorlu bir kuşatma karşısında dayanma gücüne sahip hissediyordu. Haçlı karargahındaysa 17 Haziran itibariyle hummalı bir çalışma hakimdi. Godfrey ve Raymond kendileri için birer hücum kulesi inşa etmeye başlamıştı. Temmuz ayı başında Büyük Fatimi ordusunun Vezir El-Eftal önderliğinde Mısır'dan ayrıldığı haberi Haçlı karargahına ulaşmıştı. Böylece kavurucu güneşin altında gerçekleşen inşa çalışmaları daha da hız kazandı. Nihayet 10 Temmuz 1099 gününe gelindiğinde tehditkar gölgeleri Kudüs kenti üzerine düşen iki devasa kulenin inşaatı tamamlanmıştı. İftihar-ı Devle'nin kuleler konusunda askerlerine verdiği talimatlar açıktı. Bu aletler surlara yaklaştıkları andan itibaren kesintisiz bir ok ve ateş yağmuruna tutulacaklardı. Bununla birlikte Kudüslü müdafilerin kullandıkları petrol, kükürt karışımından oluşan ve söndürmesi oldukça zor bir yanıcı madde olan Rum ateşi birkaç gün boyunca Haçlıların ilerleyişini engelledi. 14 Temmuz'da Godfrey ve Raymond önderliğinde Kudüs surlarına iki ayrı saldırı başlatıldı. Kudüs için yaşanan en büyük çarpışma artık başlamıştı. Haçlıların planı garnizonu zayıflatmayı hedefleyen bir aldatmaca üzerine kurulmuştu. Raymond askerleriyle birlikte güneyde Sion Tapınağı'nın bulunduğu mevkiye yoğun bir saldırı başlatırken Godfrey dev kulesiyle birlikte kuzey surlarına dayanmıştı. Böylece şehri savunan garnizon ikiye bölünmüştü. Nihayet 15 Temmuz günü güney surlarındaki Müslüman müdafiler şiddetli çarpışmalar sonucunda Raymond'un kulesini yakarak küle çevirmeyi başarmış, surlara tırmanan her bir Haçlı askerini ise kılıçtan geçirmişlerdi. Bir anda garnizonun güney kesiminde büyük bir sevinç yaşanmaya başladı. Ancak tam da bu anda şehrin diğer tarafından gelen bir haberci, Godfrey ve Tancred idaresindeki Haçlıların Çiçek Kapısı civarındaki surları açtığını ve şehri istilaya başladıkları haberini getirdi. Zafer sarhoşluğu kısa sürmüştü. O gün İftihar-ı Devle temelleri kurşun kaynaklarla güçlendirilmiş ve istihkamın en güçlü noktası olan Davut Kulesi'nde mevzilenmişti. Artık çarpışmanın kaybedildiğini biliyordu. Bulunduğu yerden Yahudi mahallesinin istila edildiğini
ve caddeler boyunca uzanan ceset yığınlarını açıkça görebiliyordu. Birkaç saat içinde kendisini Raymond de Saint-Gilles tarafından kuşatılmış durumda buldu. Fatımilerin beyaz sancağını Davut Kulesi surlarına çekerek çarpışmaya hazırlandı. Ancak Raymond bu konuda onun kadar istekli değildi. Köşeye sıkışmış olan Kudüs valisine derhal teslim olması şartıyla kendisinin ve adamlarının hayatlarının bağışlanacağı garantisini verdi. Böylece Kudüs'ten ayrılmayı başaran yegane grup İftiharü'd-Devle ve beraberindeki birkaç adamı oldu. Ünlü İslam tarihçilerinden İbnül Esir olanları kısa bir şekilde şöyle anlatacaktır. Frankler sözlerini tuttular ve onların gece vakti Ascalon limanına giderek oraya yerleşmelerine izin verdiler. Sonra ise şöyle devam edecektir. Kutsal kentin halkı ise tamamıyla kılıçtan geçirildi. Ve Frankler Müslümanları bir hafta boyunca katlettiler. Mescid-ül Aksa'da 60 binden fazla insan öldürdüler. Müslümanlar 638 yılında Kudüs'ü aldıklarında Halife Hazreti Ömer Kudüs Patriği ile bizzat görüşmüş ve Kudüs'ün Hristiyan halkının can ve mal güvenliğinin bizzat kendisi tarafından temin edileceği garantisini vermişti. Ancak 461 yıl sonra 1099 Temmuz'unda Haçlılar Kudüs'e girdiklerinde aynı nezaketi Müslümanlara karşı göstermediler. Tarihçi Fulcherius o gün yaşananları şöyle anlatmıştır. Bizim şövalyelerimiz ve yayalar Arapların canlıyken yuttukları altınları bağırsaklarından çıkarmak için bunları öldürür öldürmez karınlarını deştiler. Adamlarımız ellerinde kılıç şehirde dolaşıp kimseyi canlı bırakmadı. Merhamet dileyenleri bile öldürdü. Halkın evlerine girip ne buldularsa aldılar. Zengin veya fakir olsun, girdiği eve sahip olacak ve binanın içindeki buldukları eşyalar da kendilerine ait olacaktı. Bu şekilde birçok fakir insan zengin oldu. Ertesi gün Haçlılar zincirlerinden boşanmış canavarlar gibi yollarda, evlerde, camilerde bulunan herkesi erkek, kadın, çocuk demeden öldürdüler. Sabah saatlerine gelindiğinde Mescid-ül Aksa'ya sığınmış olanlar dahi kılıçtan geçirilmişti. Katliamın görgü tanığı olan tarihçi Raymondus eserinde aynı sabah bu mabedin bulunduğu mahalleye giderken cesetler ve dizlerine kadar çıkan kan birikintileri içinden geçmek zorunda kaldığını yazacaktı. En nihayetinde Haçlılar 1099 Temmuz'unda hedeflerine ulaşmış ve yeryüzünün cenneti olarak tabir ettikleri Kudüs'ü ele geçirmişlerdi. Ancak onların zapt ettiği Kudüs, sokaklar boyunca uzanan ceset ve kemik yığınlarıyla cennetten çok cehennemi andırıyordu. Katliamdan sonraki birkaç gün sokaklardaki cesetlerin kaldırılması ve Kudüs'ün nasıl yönetileceği tartışmalarıyla geçti. Seferin bizzat Papa tarafından atanmış olan ruhani lideri Ademar, henüz Haçlılar Antakya'da bulunduğu sırada baş gösteren bir veba salgını neticesinde ölmüş bulunuyordu. Bu nedenle seçim dünyevi liderler arasında yapıldı. En sonunda Godfrey de Bouillon, Advocatus Sancti Sepulcri, yani kutsal mezar savunucusu unvanı ile Kudüs yöneticisi seçildi. En büyük başarısı Kudüs'ü geri almak için Ramle yakınlarına kadar ilerlemiş olan Büyük Fatımi ordusunu yenilgiye uğratarak durdurmasıydı. Onun 18 Temmuz 1100 tarihindeki ölümünün ardından yerine kardeşi Urfa Kontu Baldwin geçti. Ve kral unvanını kullanmak konusunda ağabeyine göre çok daha istekliydi. 1109 yılında Trablus'un ele geçirilmesinin ardından Urfa, Antakya ve Kudüs'e ek olarak Trablus'ta da bir Haçlı kontluğu kuruldu. Böylece Suriye, Filistin sahil şeridi tamamıyla Haçlıların eline geçti. Bölge limanları aracılığıyla Haçlı kontlukları Batı dünyasıyla kesintisiz bir bağ inşa etti. 1099 Temmuz'unda Kudüs'ün zapt edilmesiyle Haçlıların bir kısmı görevlerini tamamladıklarını düşünerek ülkelerine geri dönmeye başlamışlardı. Bunlar arasında Flandre Kontu ve Normandiya Dükü de vardı. Nihayet 1. Haçlı Seferi artık sona ermişti. Buna karşılık Haçlı tarihi için aynı şey söz konusu değildi. Haçlılar ve Müslümanlar arasındaki bitmek bilmeyen amansız mücadele, ittifak ve ihanetlerle dünyevi çıkarlar üzerine inşa edilerek 200 yıl daha devam edecekti.